Grup Başkan Yardımcım, Sayın TÜRMOP Genel Sekreterim ve İstanbul Mali Müşavirler Odası Kurucu Onursal Başkanım, değerli kurul üyesi arkadaşlarım, eğitmen arkadaşlarım, temsilcilerimiz ve çok değerli meslektaşlarım, dönem sonu uygulamaları ve vergi incelemeleri konulu seminerimize hoş geldiniz. 2018 yılının Aralık ayındaki son seminerimizdeyiz. Bu seminerde sizlerle birlikte olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere Oda Başkanımız Sayın Yücel Akdemir'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. TÜRMOP'umuzun çok değerli genel sekreteri, TÜRMOP'umuzun çok değerli genel saymanı, vergi dairesi başkanlığı, büyük mükellefler, grup başkanım, başkan yardımcım, çok değerli kurul üyesi arkadaşlarım, temsilcilerim, odamızın değerli eğitmenleri, siz çok değerli meslektaşlarım, Cevahir'de bu yıl düzenlediğimiz en son etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Bir yılı bitiriyoruz değerli meslektaşlarım. Yeni bir yıla başlayacağız. Aslında biten yılı özetlediğimizde özellikle mesleğimiz açısından 2015 yılında, 14 yılında başlayan bir süreç devam ediyor. Görünen o ki bu süreç 2020'lere, 21'lere kadar devam edecek. Bir geçiş sürecindeyiz. Yıllardır belli alışkanlıklarımız vardı, belli yöntemlerimiz vardı. Bu alışkanlıklarımız, bildiğimiz yöntemler yavaş yavaş teknolojiyle yerini başka yöntemlere terk ediyor. Mevzuat düzenlemelerine bakıyoruz. Mevzuat düzenlemeleri geçmişte evrak üzerinde, defterler üzerinde bizi yeni işler yapmaya yönlendirirdi. Biraz şekil değişti. Yöntemler değişti, araçlar değişti. Sadece değişiklikler kağıt üzerinde değil. Örneğin bakıyorsunuz, serbest meslek makbuzları ile ilgili bir düzenleme var. Bu düzenleme bize makbuz üzerinde şu değişiklikleri yap demiyor. Kağıdı diyor kaldırdım diyor. Araç değişti. Artık diyor 1 Temmuz'dan itibaren diyor serbest meslek makbuzlarını diyor elektronik ortamda düzenleyeceksiniz diyor. Tehlikesi de var, fırsatı da var, faydaları da var. Artık matbaayla uğraşmayın diyor. Matbaalara herhangi bir ücret ödemeyin diyor. Saklama derdinden kurtuldunuz diyor, muhafaza derdinden kurtuldunuz diyor. Bunlar fırsatları ama sıkıntıları da var. Yeni düzenleme, yeni yıl geldiği için söylüyorum. Bizi en azından asgari ücretten sözleşme düzenlemeye, düzenlenen sözleşmeler oranında makbuz kesmeye ve kestiğimiz makbuzları da defter beyan da var, beyan etme zorunluluklarını da getiriyor. Piyasa koşullarında bazı sıkıntılarımızın olduğunu konuşabiliriz. Aynı sıkıntıyı hepimiz çekiyoruz. Ama bunları fırsata da çeviririz. Bunları artık konuşmamız lazım. Sözleşme düzenlemeden hak ettiğimiz alın teriyle kazandığımız paraları almadan yavaş yavaş bu işleri nasıl yapacağımızı veya yapmayacağımızı da konuşmamız gerekiyor artık değerli arkadaşlar. Bugünkü konu da bu. Çok ilginç bir konu. Yani uygulama başladı. Nasıl uygulama başladı? Bu sene bana intikal eden 9-10 arkadaşımızı
vergi dairesi müdürlüklerinden aradılar. Aynen arama şu, defter beyana geçtik, Ocak, Şubat ayında vergi dairesi müdürlükleri arıyor. Diyorlar ki Ocak ayında diyorlar, Şubat ayında mali sorumluluk poliçesi yapmışsınız. Serbest meslekte bunu gider yazamazsınız. Bunu giderlerinizden çıkarın diyor. Bugünkü konunun bir parçası. Elektronik denetim değerli arkadaşlar. Bakın iş buraya kadar gelmiş. Biri bizi yukarıdan gözetliyor. Bunun yanlış anlaşılmasın. Gider yazılıp yazılmaması ayrı bir tartışma. Yaptığımız işlerle ilgili sigorta giderlerimizi gider yazmayacağız da neyi gider yazacağız arkadaşlar? Bu ayrı bir tartışma konusu. Bu doğru bir mantık değil. Bunların da düzeltilmesi gerekiyor. Yani taşların yerine oturması gerekiyor. Bu meslekte bize saygı duyulması gerekiyor. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bunu yapacağız. Yani en basitini söylüyorum. Şu kadarcık ufak konularda bakın, para istemiyoruz, pul istemiyoruz, saygının bir parçası olarak yaptığımız işin riski belli. Bir taraftan bizi çağıracaksınız 5 yıl, 10 yıl, müşterilerle ilgili yaptığımız işlerin hesabını soracaksınız. Risk üstleniyoruz, doğru mu arkadaşlar? Bir taraftan da yaptığımız sigortayı bile biz gider yazamayacağız. Bunları aşacağız, bunları hep birlikte açacağız. Bir geçiş dönemi, hepimiz farklı alanlarda iş yapıyoruz. Geçiş döneminde hepimizin dikkatli olması gerekiyor değerli arkadaşlar. Bir taraftan mevcut bir düzenimiz var. Eksiğimizle fazlamızla mevcut işlerimizi aksatmadan, mevcut gelirlerimizden olmadan geleceğe iş yerlerimizi yaptığımız işleri hazırlamamız lazım. Bunları konuşmamız lazım. Bakın gelecekteki tablo şu arkadaşlar. 3-5 yıla kalmadan bırakın defterlerin kalkmasını, fatura fiş girme kalkıyor değerli arkadaşlar. Fatura fiş girme kalkıyor. 3-5 yıla kadar bunları yukarıdan alacağız. Bundan sonra defter tutan, beyanname muhasebeciliği yapan değil, sevsek de sevmesek de müşavirlik yapan, danışmanlık yapan, raporlama yapan, uzmanlık alanları olan meslek mensupları haline geleceğiz. Bunlar sadece serbest çalışan arkadaşlarımızla ilgili değil, aramızda hizmet akdiyle çalışan arkadaşlarımız da var. Artık kalbur üstü firmalar, piyasada kalbur üstü firmalar piyasada şunu talep etmiyorlar. Ruhsatı olan, her işi yapan muhasebeci talebi yok değerli arkadaşlar. Gittiğim firmalarda görüyorum, aynen firmalar şunu arıyorlar. İç kontrolü biliyor musun diyorlar. Bütçeden anlıyor musun diyorlar. Finansçı mısın diyorlar. Raporlamayı biliyor musun diyorlar. Vergiden anlıyor musun, denetimi biliyor musun diyorlar değerli arkadaşlar. Hiç kimse artık her şeyi bilen muhasebeci aramıyor ruhsatı olan. Onun için hepimizin gelecek sürece kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Devlet bu konuda hazırlıklarını yapmış. Dünyanın birçok ülkesine göre sizler adına zaman zaman temaslarda bulunuyoruz. Birçok Avrupa ülkeleri dahil e-denetim, e-vergi, e-uygulamalar konusunda birçok ülkenin ilerisinde. İşte bugünkü konuda bununla ilgili, demin sadece sorumluluk sigorta poliçeleriyle ilgili örneğini verdim. Birçok uygulama var, devlet e-denetime hazır. Bizim de e-muhasebeye, e-müşavirliğe, e-danışmanlığa, e-raporlamaya hazır olmamız gerekiyor. Hazır olurken de bir sıkıntımız şu, sıkıntıların, burada saatlerce konuşabiliriz. Sıkıntıların birçoğu bizim kendi aramızda yarattığımız sıkıntılar ve ülkenin ekonomisinden kaynaklanan sıkıntılar. Ülke ekonomisiyle ilgili sıkıntılara çok fazla bizim yapabileceğimiz bir şey yok ama
tüm bu e-denetim ve benzeri sıkıntılarla ilgili gelecek dönemde kendi aramızdaki sıkıntıları çözebiliriz. Çözmenin her zaman konuşuyoruz birkaç tane yolu var. Birincisi teknoloji, teknolojiye hazır hale geleceğiz. İkincisi gelecek sene sorunlarımızın çözümü anlamında çok ciddi bir adım atıyoruz. Zorunlu eğitim yönetmeliğimiz resmi gazetede yayınlandı. Ben emeği geçenlere buradan başta TÜRMOP'taki yöneticilerimiz olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Gelecek sene zorunlu eğitimlerimiz var. Yaptığımız tespit kendi içimizdeki haksız rekabetle ücretle ilgili sıkıntıların bir kısmının işinin başında durmayan arkadaşlardan kaynaklandığını gösteriyor. 2019'dan itibaren yılda 10 saat temel, 10 saat buna benzer diğer eğitimlere tüm meslek mensubu, kastım çalışanlar listesine kayıtlı arkadaşlarımızın hepsi gelmek zorundalar. Gelmeyenler 2020'de bürolarını kapatacaklar değerli arkadaşlar. Belki bu zorunlu eğitimlerde aldığımız eğitimlerle kendi içimizdeki sıkıntıların bir kısmını çözme imkanı bulacağız. Yeterli mi? Başlı başına yeterli değil. Sıkıntıların ister meslekler olsun, ister ülkenin sıkıntıları olsun en temel bir tane noktası var. O da sevgi, saygı, dayanışma değerli arkadaşlarım. Sevginin, saygının, dayanışmanın olmadığı konularda hangi tedbirleri alırsanız alın sorunların tamamını çözmek değil. Mümkün olmuyor. Ancak bir kısmını çözebiliyorsunuz. Dileğim yeni bir yıla giriyoruz. Yeni bir yıla giriyoruz. Bu yeni yılda aramızdaki sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı biraz daha artırmamız lazım. Ancak sorunlarımızı bu şekilde çözeriz. Bir ikinci yolu zaman zaman bütün yüreğimle sizlere bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu da şudur, bir kez daha altını çizmek istiyorum. Her yerde söylüyorum. Bu ülkenin iktidarına muhalefet olabiliriz. Muhalefetine muhalefet olabiliriz, beğenmeyebiliriz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ne muhalefet olmaz değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'ne muhalefet olmaz. Bu ülkede yaşayan herkes Türkiye Cumhuriyeti'ni, cumhuriyeti, demokrasiyi sevmek ve sahip çıkmak zorunda değerli arkadaşlar. Aynı şeyi mesleğimizle ilgili de söylüyorum. Oda başkanını sevmeyebiliriz. Odalardaki anlayışları benimsemiyor olabiliriz. Farklı görüşlerimiz olabilir. Hiçbir problem yok burada değerli arkadaşlar. Herkesin aynı düşünmesi mümkün değil. Ama bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Odaya muhalefet olmaz değerli arkadaşlar. Mesleğe muhalefet olmaz. Meslektaşa muhalefet olmaz. Hepimiz odaya sahip çıkıp mesleğe sahip çıkmak zorundayız. Ancak böyle sorunlarımızı çözeriz. Böyle sorunlarımızı çözeriz. Gelecek yılın bu anlamda ben daha farklı bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, çok değerli bugün katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Eren Üstadıma teşekkür ediyorum. Konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. TÜRMOP Genel Sekreterimize teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm sizlere. Sizler olmadan buranın bir anlamı yok. İş yoğunluğunuzu biliyorum. Hava şartlarını biliyorum. Bugün yine buradasınız. Bu salonu doldurdunuz. Gelecek yılda öncelikle size sağlık diliyorum. Ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Şimdiden yeni yılınızı kutluyor. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
Sayın Oda Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Kurucu Onursal Başkanı ve TÜRMOP Genel Sekreteri Sayın Yahya Arıkan. Buyurun Sayın Başkan. Çok değerli konuklar, odamızın değerli başkanı, değerli genel saymanım, değerli yöneticiler, oda temsilcileri, sevgili eğitmenler, İstanbul Odası'nın çok saygıdeğer üyeleri, sizleri TÜRMOP adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, dünya ve ülkemiz dijital sürece adım adım yaklaşıyor. Bundan da en çok etkilenen mesleklerin başında muhasebe mesleği geliyor. Bu süreci en yakından yaşayan da sizlersiniz. TÜRMOP ve odalarımızın da gündemi bu süreci yakından takip etmektir. Örneğin İstanbul odamızın sempozyumunda, örneğin Türkiye 20. Muhasebe Kongresi'nde hep bu konuları ele alıyoruz. Dijital süreç nereye gidiyor? Yapay zekalar konuşuluyor. Dolayısıyla bizim sormamız gereken soru, bu değişim ve dönüşüme nasıl ayak uyduracağımızdır. Hepimiz bu süreci iyi düşünmek zorundayız değerli arkadaşlarım. Özellikle küçük hesapları bırakıp güçlerimizi birleştirerek kurumsal yapılarımızı mutlaka ve mutlaka oluşturmak zorundayız. Değerli meslektaşlarım, TÜRMOP'un gündeminde neler var? Kısaca bunlardan bahsetmek istiyorum. Tabii dijital süreç konuşulurken TÜRMOP'un da kendi bünyesinde 2004 yılından beri süren e-birlik projesi ciddi anlamda bu sürece hazırlığımız tamamlandı. Özellikle mesleğin temel sorunlarından biri olan haksız rekabet konusunda e-birlikte bu konuda bir modül olduğunu biliyorsunuz. Birçok meslek mensupları şifreli şekilde sözleşmelerini bu sistem üzerinden giriyorlar. Bu hafta sevgili genel saymanımla birlikte Maliye Bakanlığı'nda bir görüşme yapacağız. Bu görüşme şu, şimdi biliyorsunuz beyan ve bildirimlerinizi şifre alarak vergi idaresine bildiriyorsunuz, öyle mi arkadaşlar? Bir yandan da e-birliğe sözleşme giriyorsunuz ve burada ciddi anlamda bir kopukluk olduğunu, haksız rekabet olduğunu çok yakından hem sizler biliyorsunuz hem de bizler biliyoruz. Ne olacak? Vergi idaresinin verdiği şifreyle bizim e-birlikten giren sözleşmelerin arasında bir entegrasyonu mutlaka sağlayacağız değerli arkadaşlarım. Bu sağlandığı zaman herhalde haksız rekabet konusunu da daha az konuşacağız diye düşünüyoruz. Bir diğer konu değerli arkadaşlar, hizmet kalitesi. Size soruyorum, müşteri sizi nasıl tanıyor sevgili arkadaşlar? Müşteri ne iş yaptığımızı biliyor mu? Sadece ay sonlarında belli zamanlarda şu kadar vergi ödeyeceksin, şu kadar sigorta ödeyeceksin diye bir bildirimden başka bir görüntümüz yok. Burada hizmet kalite, meslek kararının özelliği şu. Meslek mensubunun yaptığı işin kaliteli olup olmadığını TÜRMOP odalarımız mutlaka kontrol edecektir. Bunu hatırlarsanız uzunca yıllardır dile getiriyoruz. Bu konuda çalışmalar belli bir noktaya geldi. Muhtemelen 2019 yılında bunu uygulamasına başlayacağız. Tabii bu bir yandan da yapılan işlerdeki kapasite olayını da değerli arkadaşlar bağlantısı var. 300 tane, 400 tane işi tek başına yapan meslek mensupları da tarihe karışacaktır. Herkesin bunu böyle bilmesi lazım. Yine bir diğer konu,
Yıl sonu geldi. Ücret tarifesi ne olacak? Enflasyon oranında mı artacak? Altında mı artacak? Hiç artış olmayacak mı? Bunları da gündemimiz hiçbir zaman çıkmayan konuların başında geliyor. İstanbul Odamızın yıllar önce üretmiş olduğu zamana endeksli ücret tarifesi de artık belli başlamaya geldi değerli arkadaşlar. Özellikle burada iş yüküne dayalı bir ücretin adil olacağına inanıyoruz. 3 tane fatura işlemek de 3 klasör fatura işleminin ücreti aynı olmaması gerekiyor. Bu bizim vazgeçmeyeceğimiz, bakanlık yetkileriyle yapmış olduğumuz çalışmalar bir noktaya geldi. Umut ediyorum önümüzdeki yıl bu da hayata geçecektir. Bir diğer konu değerli arkadaşlar, TÜRMOB tarafından e-imza projesini yakında tüm meslek kamuoyuna paylaşacağımızı belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, gerek odalarımız, gerekse TÜRMOB'un eğitim dışında, özellikle TÜRMOB'umuzun bilgi paylaşmanın son derece önemli olduğunu inanıyoruz. Bu anlamda iki alanda çalışmalarımız sürüyor. Bir yandan mevzuat sürükleri, bir yandan da web sitelerimiz. Özellikle mevzuat sürükülerini tüm meslek mensuplarımıza gönderiyoruz. Ve bugün mutlu olduğumuz nokta şu, gerek vergi ile ilgili, gerekse SGK ile gönderdiğimiz sürükülerler artık tüm muhasebe platformlarında TÜRMOB'un göndermiş olduğu sürükülerler dayanak olarak gösteriliyor veya bizden alıntı olarak alıyorlar. Tabii ulaşamayan arkadaşlar vardır. Biz e-maili olan arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Lütfen e-mailinizi kontrol ediniz. E-mailinizi güncellerseniz tüm meslek mensupları bunları ulaştırmış olacağız. Bir diğer konu değerli arkadaşlar, web sitesi konusu. Bakın web sitemize girdiğiniz zaman TÜRMOB Finans denen günlük finans hareketlerini anında görebiliyorsunuz. Mevzuat Bilgi Bankası güncel olarak sizlerin hizmetinizde. Pratik hesaplamalar, aklınıza ne geliyorsa, kıdem tazminatından tutun, servis meslek ücretinin hesaplaması varıncaya kadar tüm hesaplamaları buradan indirebilip veya hesaplayabiliyorsunuz. Yine bir diğer konu değerli arkadaşlar, e-bilik şifresini kullanan meslek mensupları, Lexpert ile yapmış olduğumuz anlaşma gereği, ki bunun geçen seneki biz bu anlaşmayı yaptığımızdaki bedeli 1000 TL'ydi. Bunu da ücretsiz olarak her türlü yargı kararlarına buradan ulaşma olanağına sahipsiniz. Sevgili Oda Başkanım da anlattı. Bir sürekli eğitim konusu var değerli arkadaşlar. Yıllarca bunu konuştuk. 2010 yılından beri sürekli eğitimle ilgili yargıya gitti geldi. En sonunda yönetmelik yayınlandı. Bununla ilgili çalışmalara hızla başlandı. Özellikle bunun bir merkezi oluşması gerekiyordu. Merkezi oluştu. 3 dalda yani yılda 10 saat TÜRMOB TESMER tarafından düzenlenen uzaktan eğitimi almak zorundasınız. Yine 10 saat gerek odalarımızın gerekse diğer kurumların düzenlemiş olduğu bunların akredite edilme kaydıyla seminer, panel, sempozyum benzeri eğitimlerden 10 saatte buradan almamız gerekiyor. Bir 10 saatte yine eğitmenlerle eğitim modelimizle yüz yüze eğitimlere katılmak zorundayız. 3 yıl içerisinde toplam 120 saat bu eğitimi tamamlamayan meslek mensuplarının mesleki faaliyetinin yapılması söz konusu olmayacak. Bunu şimdiden tüm arkadaşlarımızla paylaşmış olalım. Yine TÜRMOB'un gündeminde bir diğer konu TÜRMOB kart konusu. Hemen buradan belirteyim. Bu eğitimler TÜRMOB kart aracılığıyla takip edilecektir. Çünkü merkezi bir sistemle bu eğitimler sürekli eğitim merkezi tarafından takip edileceği için bu kartları kullanmanız hepimizin gerekiyor. Hemen belirteyim. Bununla ilgili herhangi bir ücret ödemeniz de söz konusu değil. Yine bu TÜRMOB kartın bir başka konu tahsilat konusunda ciddi olanakları var ve çeşitli kurumlarla da indirim devam ediyor. Tabii eksikler olabilir sevgili arkadaşlar. Ama her eksikliğin süreç içerisinde tamamlanacağını da herkesin bilmesi gerekiyor.
Burada temel amacımız şu, bu kartın resmi kimlik olarak yerine geçmesidir. Güvenilir bir karttır. Tıpkı bir ehliyet gibi, nüfus cüzdanı gibi bir kart konumunda uzun vadede bunu mutlaka hayata geçireceğimizi belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, biraz da yaptığımız diğer çalışmalardan sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi bir şeyin altını çizmekte büyük bir yarar var. Özellikle TÜRMOP ve odalarımızı idare ile kavgalı göstermeye çalışıyorlar. Bizi tanıyorsunuz. Biz öncelikle her şeyin başında uzlaşma ve diyaloğun çok önemli olduğunu inanıyoruz. Ama meslek mensubunun aleyhine bir konum varsa, tüm anlatmalarımıza rağmen bunlar hayatta geçmiyorsa, meydanlara da çıkmamıza hiçbir engel yok sevgili arkadaşlarım. Şimdi bakın, 3 ay içerisinde yapmış olduğumuz mevzuatla ilgili çalışmalar nelerdir? Birincisi, eski nesil yazar kasalara ilişkin bildirimlerin başlangıç tarihinin 1-1-2019 tarihine ötelenmesini sağladık. Bu tarihte işletme defterleri defter beyan sistemine gireceği için bu bildirim yapmalarına gerek kalmayacaktır. Dolayısıyla bildirim yapacak mükellef sayısı azalacaktır. Diğer yandan bu bildirimlerin izleyen ayın 15'inde verilmesi öngörülmekteydi. Bu sürenin de izleyen ayın 24'ü olarak güncellemesini sağladık. Ayrıca bildirim yöntemleri arasında KDV beyannamesine ek yapılarak bildirmesini sağladık. İkinci olarak e-uygulamalar ilişkin tebliğ taslaklarının güncellemesini sağladık. Bu konuda değerli dostum, sevgili genel saymanımız Emre Kartıroğlu ayrıntılı bilgiyi sizlerle paylaşacaktır. Tebliğ taslaklarının eski halinde 2017 cirosu 5 milyon TL aşan mükelleflerin 1-1-2019 tarih itibariyle e-defter ve e-fatura uygulamasına geçeceklerdi. Yapılan güncelleme ile 2017 yılı cirosu 5 milyon TL'yi aşan mükelleflerin 1-7-2019 tarihi itibariyle e-faturaya, 1-1-2020 tarihi itibariyle de e-deftere geçmeleri gerekiyor. Tebliğlerin bir an evvel yayınlanması için, konunun netliğe kavuşması için girişimlerimiz devam ediyor. Üçüncü olarak değerli arkadaşlarım, muhtasar SGK beyannamesinin tüm yurtta başlangıç tarihinin 1-10-2018 tarihinden 1-7-2019 tarihine ötelenmesini sağladık. Dördüncü olarak Türkiye Noterler Birliği'nin sorgulama ekranının kapatması üzerine gerekli girişimleri yaptık. Bu ekranın yeniden açılmasını sağladık. Daha sonra 7 Dersi Başkanlığı ile görüşme yapılarak verilerin GİP'ten doğrudan alınmasını sağladık. Beşinci olarak meslek mensubu ile sözleşmesi olmayan firmaların meslek mensubunun ayrılması sebebiyle e-beyan şifrelerinin iptal edilmesini sağladık. Son olarak 7143 sayılı yasa için önerge verilmesini sağlayarak yapılandırması bozulanlara bir hak daha verilmesini sağladık. Değerli arkadaşlarım, bize bildirdiğiniz sorunları da besleniyoruz, önerinizde gelişiyoruz. Elektronik uygulamaların bu kadar geliştiği günümüzde siz uygulayıcıların işlemlerimizi kolaylaştıracak önerinize ihtiyacımız var. Bakın, son döneme gelen iki öneri daha hayata geçti. Birincisi, e-arşiv faturalarının sorgulama bölümünün internet vergi dairesine eklenmesini sağladık. Böylece mükelleflerimize gelen e-arşiv faturaları liste halinde aylık olarak görebiliyoruz. İkincisi, şirket kuruluşlarında tüm işlemler internet ortamında vergi dairesine gitmeden yapılıyordu. Vergi dairesine sadece e-tebligat başvuruları için gidiliyordu.
E-tebligat başvurularının da internet vergi dairesi aracıyla yapılmasını sağladık. Bu konuda bize yardımcı olan 7 Adası Başkanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, her türlü sorununuzu anında çözüm bulmaya çalışıyoruz. Gerek odalarımız aracılığıyla, gerekse doğrudan meslek mensubuna gelen sorunları anında ilgili kurumlara iletip çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda defter beyan sistemi ve diğer elektronik uygulamalarda yaşadığınız sorunlara çözümler geliştiriyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan 7 Adası Başkanlığı yetkililerine ve SGK yetkililerine de teşekkürü bir borç biliyoruz. Son olarak değerli arkadaşlar, üzerinde çalıştığımız 5 konu hakkında bilgi vererek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Temel mesleki sorunlarımıza alternatifli çözüm önerileri oluşturup 7 Adası Başkanlığı yetkilileriyle görüşüyoruz. Bu kapsamda birincisi, beyanname imzalama hadlerinin kaldırılarak tüm firmaların imzalatma kapsamına alınması. İkincisi, mücbir sebebin meslek mensupları içinde tanınır hale gelmesi. Üçüncüsü, yaşanabilir bir tatil barındıran mali tatil uygulaması. Dördüncüsü, beyanname sürelerinin yeniden düzenlenmesi ve son olarak da biraz önce sevgili başkanın ifade ettiği gibi meslek mensuplarının sorumluluklarının daha sağlıklı bir zemin oluşturması. Bu 5 konu konusunda GİP yetkiliyle görüşüyoruz. Umut ediyorum amacımız üzüm yemek olduğuna göre bu konuda önemli adımlar atılacaktır. Değerli dostlarım, değerli meslektaşlarım, 2018 yılını geride bırakıyoruz. Hepimiz bu süreç içerisinde acılar yaşadık, sevinçler yaşadık. Yakınlarımızı kaybettik. Birçok arkadaşımız yaşamla mücadele veriyor. Ben aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Hayatla mücadele eden arkadaşlarımıza da sağlıklı bir gelecek diliyorum. 2019 yılında her zaman olduğu gibi önce sizlere sağlık diliyorum. Sonra önce ailenizde, sonra ülkemizde, sonra dünyada huzur ve barış diliyorum. Ama en önemlisi daha güzel bir dünya için güzel bir gelecek sizlerin olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. TÜRMOP Genel Sekreterimize konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben az önce anons etmeyi atlamışım. TÜRMOP Genel Saymanımız da aramızda. Bu seminerde de hazırlanmasında çok katkıları var. Kendilerinden hoşgörüsüne sığınıyorum ve katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Sayın Eren Yeşilyurt. Buyurun Sayın Başkanım. TÜRMOP'un çok değerli genel sekreteri, TÜRMOP'un yine çok değerli genel saymanı, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası'nın çok değerli başkanı ve çok değerli yönetim kurulu üyeleri, odanın çok kıymetli üyeleri, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer üstadlarım, öncelikle hepinizi Hazine ve Maliye Bakanı adına saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Geçmişte yine birçok kez bu salonda birlikte olduk. O birlikteliklerimizde de bu büyük salonu doldurarak bu organizasyonda emeğe geçen herkese büyük bir motivasyon kaynağı oldunuz. Bugün de bu yoğunlukta, bu yoğun dönem olmasına rağmen bu trafikte, bu hava şartlarında bu salonu doldurarak panelistlerimizi dinlemeye geldiğiniz için oda ve panelistler adına
ve şahsım adına sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün burada iki Emre Kartaloğlu, TÜRMOP'un genel sekreteri, genel saymanı ve Emre Renda benim yardımcı olmak üzere sizlere dönem son işlemleri ve vergi inceleme süreci hakkında bir tebliğde bulunacaklar. Bildiğiniz üzere vergi mağdurlarının tespit edilmesinde dönem son işlemlerinin önemini hepimiz biliyoruz. Özellikle artık 2018 yılının sonuna geldiğimiz bugünlerde mükelleflerin matrahlarının oluşmaya başlamışken bu konunun tekrar gözden geçirmesi anlamında bu panelin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Vergi inceleme süreciyle ilgili olarak da geçmiş dönemlerde vergi denetimi kurulu olarak gerek şahsım gerekse yine kurulumuzun üyeleri sizlere paneller yapmışlardı. Fakat hepimizin malumu biz anlatıyoruz ama bazen uygulamada bazı eksikler olduğunda bilincindeyiz. Bildiğiniz üzere 6009 sayılı yasa ile 2011 yılından itibaren vergi inceleme süresindeki belirsizlikler en ince detayına kadar düşünülerek artık kanun, tebliğ ve diğer düzenlemelerle belli bir düzenlemeye kavuşturuldu. Biz vergi denetim kurulu olarak mükellef hak ve hukuku yönden bu kanuni düzenlemelerin, mevzuat düzenlemelerin bilakis uygulanmasını istiyoruz. Fakat nasıl bir elin 10 parmağının farklı olduğu gibi biz de yaklaşık 8500 üzerinde hatta üyesi olan, müfettiş olan bir kuruluz. Dolayısıyla zaman içerisinde vergi inceleme süreciyle ilgili bazı eksiklerimiz olduğunun farkındayız. Bu mükellef hak ve hukuk anlamında bunların bu eksiklerin giderilmesi ve mükellef hak hukukunu tam olarak uygulaması anlamında sizlerden de bu süreçte yardım bekliyoruz. Vergi incelemelerinde karşılaşmış olduğunuz eksikleri gerek vergi inceleme elemanımıza, müfettişimize, grup başkanımıza veya web sitesi aracılığıyla kurul başkanımıza iletmeniz dahilinde bunlarla yakinen ilgilendiğinin bilinmesini istiyorum. Biraz sonra yine grup başkan yardımcım Emre Renda bu konuda ayrıntılı bilgiler verecek. Ama dediğimiz gibi bilgilendirmeden ziyade uygulamanın olması hepimizin faydasınadır. Hepimiz bildiğimiz üzere burada gerek bu camia, TÜRMOP, İstanbul Mali Müşavirliği Odası ve Maliye Camiası'nın ortak amacı ödenmesi gereken verginin en doğru şekilde hazine intikalini sağlaması. Biz bunu kamu çatısının altında yaparken sizler de bu amaca özel sektör çatısı altında hizmet etmektesiniz. Dolayısıyla biz sizleri birbirimizden farklı görmüyoruz. Bu ailenin hepimiz bir üyesi olarak değerlendiriyoruz. Bu amaca özverili çalışmanızdan dolayı destek olduğunuz için Maliye Bakanlığı adına da sizlere ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Yücel Başkanımızın TÜRMOP Genel Sekreterim dediği üzere yılın son ayı. Dolayısıyla yeni yılda yaklaşıyor. Ben buradan hepinizin yeni yılını şimdiden tebrik ediyor. 2019 yılının bizlere, ailemize, ülkemize sağlık, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum. Sözlerime burada son verirken bize bu ortamı hazırlayan, sizlerle birlikte olmamızı sağlayan, başta İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkanı Yücel Akdemir olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine ve emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi seminerimizi yönetmek üzere oturum başkanı, İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Haydar Tunç. TÜRMOP Genel Saymanı Sayın Emre Kartaloğlu. İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkan Yardımcısı Sayın Emre Renda. Başarılı bir seminer diliyorum.
Sayın Başkanım, Sayın Kurucu Onursal Başkanım ve TÜRMOP Genel Sekreterim, çok kıymetli konuklar, TÜRMOP'un kıymetli kurul üyeleri, odamızın çok kıymetli kurul üyeleri, eğitmenleri, temsilci yardımcıları, komite üyeleri ve siz değerli meslektaşlarım, hepinizi Oda Yönetim Kurulu adına ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugünkü seminerimize hoş geldiniz. Bugün çok önemli iki konuda seminerimizi yapacağız. Birinci gündem konumuz güncel mevcuat değişiklikleri çerçevesinde vergi uygulamaları ve muhasebe uygulamaları. Tabii bu konuda Sayın TÜRMOP Genel Saymanımız Emre Kartaloğlu bize sunumlarını yapacaklar. Kendilerine tekrardan hoş geldiniz diyorum. İkinci sunumu Grup Başkan Yardımcımız Sayın Emre Renda yapacak. İkinci konumuz da incelemeye alınma kriterleri ve inceleme süreçleri konusunda. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden oturumun başarılı geçmesini diliyorum. Değerli meslektaşım, hazine ile mükellef arasında köprü vazifesi gören mali müşavirler, ülke ekonomimizi güçlenmesinde katkı sağlamanın yanı sıra işletmelerin gelişmesinde yol gösterici olarak ekonomik katma değerinin artmasında önemli bir paya sahiplerdir. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlerinin olduğu kadar meslek mensuplarımızın da payının en üst seviyelerde olduğu kamuoyunca bilinmelidir. Ekonomide şirketlerin ürettiği finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliği sağlıklı işleyen bir muhasebe ve denetim mekanizmasına bağlıdır. Bu mekanizma mali müşavirlerin muhasebe ve bağımsız denetim faaliyetlerinin sonucudur. Ölçmezseniz yönetemez ve denetleyemezsiniz. Ölçme, değerlendirme ile denetleme, biz mali müşavirlerin işidir. Muhasebe mesleği entelektüel sermaye gerektiren bir meslektir. Hukuki, idari ve vicdani sorumluluklarımız büyük ve ağırdır. Mali müşavirler mesleklerini standartlar çerçevesinde yerine getirirler. Meslek standartları statik değil, dinamik süreçlerdir. Dolayısıyla sürekli değişen meslek standartları ve mevzuatı özümsemek için mali müşavirlik mesleğinde sürekli mesleki eğitim ve gelişim şarttır. Bu nedenledir ki daha önce olduğu gibi bundan sonra da eğitimlerimize tüm hızıyla devam edeceğiz. Bugün olduğu gibi salon muhteşem, her zaman bu salonları dolduruyorsunuz. Tekrar sizleri teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Oturumumuz iki aşamadan olacak. Birinci aşamada konuşmacılarımız sizlere sunumlarını sunacaklar. 10 dakikalık bir ara vereceğiz. 10 dakika aradan sonra sizlerin yazılı gelen sorularınız çerçevesinde soruları da cevapladıktan sonra oturumumuzu kapatacağız. Şimdi sözü birinci konuşmacımız, güncel mevzuat değişiklikleri çerçevesinde vergi ve muhasebe uygulamaları konusunda TÜRMOP Genel Saymanımız Emre Kartaloğlu'na sözü veriyorum. Söz sizin, buyurun. Buyurun. Değerli TÜRMOP Genel Sekreterim, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın değerli kurul üyeleri, Vergi Denetim Kurulu, Büyük Ölçekli Mükellefler İnceleme Grup Başkanım ve Başkan Yardımcılarım, değerli meslektaşlar, değerli meslek mensupları, öncelikle herkese sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum ben de. Daha önce Cevahir seminerleri bilindiği gibi iş kulelerinde yapılırdı. Ben ilk dönem sonu işlemlerini her yıl Aralık ayında yapılır. İş kulelerinde ilk dönem sonu işlemlerini 2007 yılında sizlerle beraber olmuştuk. 12 yıldır aranızdayım, 12 yıldır bu kürsüdeyim, 12 yıldır sizlerle bilgi paylaşıyorum.
Öncelikle bunun büyük onur ve gururunu yaşıyorum. Gösterdiğiniz ilgiye tekrar teşekkür ediyorum. Burada olmak çok güzel. Burada seminer yapmak çok güzel. Burada sizlerle bilgiyi paylaşmak çok güzel. Umarım bu seminerde aynı çerçevede verimli ve güzel sonuçlar doğuracaktır hepimiz için. Öncelikle başlamadan önce Vergi Denetim Kurulu gerçekten hem bize Ankara'da hafta sonu örneğin sempozyum vardı. Antalya'da Ankara Odası tarafından düzenlenmiş muhasebe ve vergi uygulamaları sempozyumu vardı. Vergi Denetim Kurulu'nun yine çok büyük katkısı vardı. Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı bizlerle birlikteydi. İstanbul'da yaptığımız bu organizasyonlarda Vergi Denetim Kurulu, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Eren Üstadım ve değerli yardımcıları gerçekten bize çok büyük destek sağlıyorlar. Bu bilgi paylaşımları bizler açısından çok önemli. Vergi incelemelerindeki süreçleri yönetebilmek, vergi incelemelerinde doğru ve uygun noktalara gelebilmek açısından kendilerine hepinizin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum. Dediğim gibi 12. yıl, 12 yıldır ben burada dönem sonu işlemleri, semineri yapıyorum ama bu sefer farklı bir şeyler yapalım istedik. Hani işte değerleme, vergi usul kanununun 3. kitabından itibaren başlar. Değerleme ölçüleri, maliyet bedeli, işte emsal bedel, raiç bedel vesaire. Şu şununla, gayrimenkul bununla değerlenir, taşıt bununla değerlenir. Bunları aslında yıllardır, 12 yıldır anlatıyoruz. Hani bir yıl önceki seminerin İstanbul Odası'ndan sunumlarına baktığınızda bunları veya bir daha yıl öncekine baktığınızda bunları bulmamız mümkün. Bu yıl biraz daha farklı bir şey hazırlayalım dedim. Vergi mevzuatındaki değişikliklerinin bugüne yansıması aslında son bir yıl içerisinde yapılan değişikliklerin bir özeti ve bugün bunlar bizim işimize nasıl yarayacak, bunları biz nasıl kullanabileceğiz, onlar üzerinde durayım dedim ama yapmaya bir başladım. Vergi mevzuatımız da şükürler olsun her gün değişiyor. Örneğin 2 gün önce bir tasarıyla işte Sayın Genel Sekreterim bahsetti, 7143 sayılı kanuna ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı, onları eklemek zorunda kaldık. Dün bir kanun çıktı. Dikkat eden oldu mu? Yine genel sekreterim bizim sirkülerlerimizden bahsetti. Dün bir kanun yayınlandı ve dün bir sirküler yayınlandı TÜRMOP tarafından. Bakınca çok bizimle ilgili değilmiş gibi aslında. Çevre kanununda yapılan değişiklikler. Dikkat ettik mi hiç? Çevre kanununda yapılan değişiklik. Doğrudan bizimle ilgili aslında. Doğrudan bizimle ilgili. İki açıdan bakabiliriz, eyvahlar olsun yine angarya geldi bize, poşet beyannamesi geldi değerli meslektaşlar. Çevre kanununda yapılan düzenlemeyle dün yayınlandı resmi gazetede, poşet beyannamesi geldi. Yani biz artık örneğin bir market mükellefimiz var, marketin müşterisine verdiği ayda bir ayda kaç tane poşet verdi, çarpı 15 kuruş yapıp izleyen ayın 15'ine kadar poşet beyannamesi vermemiz gerekecek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na. Bunu işte izleyen 3. ayda ödememiz gerekecek. Bununla ilgili sunumları ekledim. Afet bölgesi taşıyan yerlerde yapılan yapılarla ilgili istisna düzeltildi. Yıllardır tartışılan bir konu vardı. Doğru bir noktaya geldi. Bunu ekledim. Benim yaklaşık 200'e yakın slaytım oldu. Ama şöyle bir avantajım vardı. Allah'tan Erol Demirel'den kurtulmuştuk bugün. Ankara'ya gitmek zorunda kaldı. Hani bana yeter, kes artık diyen birisi olmayacaktı. Bir de 3 kişi çıkıyorduk biz bir seminerlere. 3.'ünün de başını yedim sonunda. Hani daha çok ben konuşayım, daha çok ben anlatayım diye. Bir de benden sonra çok değerli bir üstadımı sizlerle birlikte olacak. Onun da affına sığınarak onun süresinden de çaldım. Ama dedim ki 200 slide yine bitmez. Kısaltmam lazım benim. Kısaltmaya çalıştım. Kısaltmaya da kıyamıyor insan. Hani hazırlamışsınız filan böyle. 118 slayta düştü. Az önce Yalçın hocamla hesap yapıyoruz orada otururken. 35 saniyede bir slayt geçersen hocam hepsi biter dedi bana. 35 saniyede geçerek anlatmaya çalışacağız. Ama şöyle geniş biraz bir sunum hazırladık. Sunum planımızdan anlaşılacağı da üzere. Geniş bir sunum hazırladım ama bu aslında bir ders notu. Seminerler bir derstir. Derslerde de bir not kalması gerekir. İstanbul Odası'nda bunlar sizlerle paylaşılacak. Örneğin inşaatla ilgili çok önemli değişiklikler yapıldı 7104 sayılı kanunla. O değişikliklerden sonra kat karşılığı inşaat işlerinde yapılması gereken muhasebe kayıtları var bu sunumun içerisinde. Yılları sarı inşaat onarım işleriyle ilgili yapılması gereken muhasebe kayıtları var bu sunumun içerisinde. Elbette ki tek tek muhasebe kayıtlarının üzerinde durmayacağız. Bazı yerlere hızlı geçeceğim.
Hızlı geçtiğim yerleri siz daha sonra bakacaksınız. Oralarda muhasebe kayıtlarını göreceksiniz. Bir başvuru kaynağı olarak sizlerin İstanbul Mali Müşavirler Odası sitesinden edinebileceğiniz bir bilgi olacak. Elektronik uygulamalarla ve defter tasdikleriyle ilgili çok kısa bir hatırlatma yaparak başlayacağız. Son bir yıl içerisinde yapılan mevzuat değişiklikleri, ama dedim ki ya belki şu anda bile bir mevzuat değişikliği yapıldı. Eksik bilgi verebiliriz ama dün itibariyle önemli olanları güncel olarak aslında vergiyle ilgili olanları tabii ki daha çok sizlere sunmaya çalışacağız. Ve yıl sonu hatırlatmaları. Biz geçtiğimiz yıl 15 tanesi İstanbul'dan oluşan değerli hocalarımızla ve toplam 20 hocamızla beraber Türkiye'nin tüm illerinde bir eğitim çalışması yaptık. Orada dönem sonu hatırlatmaları bölümümüz vardı. Hocalarımın da izniyle o bölümden bazı alıntılar yaparak dönem sonu hatırlatmalarında bulunacağım hızlı bir şekilde. Hocam yeni başlamış kabul ediyorum kendimi. En az bir saate ihtiyacım var diye düşünüyorum. 35 saniyeye kullanabilmek açısından en azından. Sayın de genel sekreterimiz bahsetti. Eski bu özel eski nesil ÖKC'lerin bildirimiyle ilgili bir sorun vardı. Aslında 1 Ekim'de yürürlüğe girmişti. Biz bunun 1 Ocağı ötelenmesini sağladık. Çok hızlı hızlı özet olarak söyleyeceğim. 1 Ocağı ötelenmesini sağladık. 1 Ocak'ta başlayacak. Buradaki temel gerekçemiz işletme defterine, defter beyan sistemine geçecek zaten 1 Ocak itibariyle. Dolayısıyla bunlar eski nesil ÖKC'lere ilişkin herhangi bir bildirim yapmak zorunda kalmayacaklar. 1 Ocak itibariyle bu uygulama başlayacak. İlk bildirim 24 Şubat tarihinde Ocak ayına ilişkin eski nesil yazar kasalarından eski nesil ödeme kaydedici cihazların sadece toplam satış ve toplam KDV bilgileri yazılacak. 4 tane seçenek var. Bu seçeneklerden birisi yine 24 Şubat'a kadar tercih edilecek. Seçeneklerden birisi de katma değer vergisi beyannamesinde bir kulakçığın kabul edilmesi. Buna ilişkin girişimler ve gerekli değişiklikler yapıldı. Şimdi defterler bir kafa karışıklığı var, bir taslaklar var, bir mevcut durum var. Bu kafa karışıklığını İstanbul Odası ilçelerde e-uygulamalar seminerleri yapıyor. Çok da değerli seminerler yapıyor. Ama buradaki hazırın içinde bu kafa karışıklığını ortadan kaldırıcı bir açıklama yapmak lazım. Taslakları bir kere unutalım. Taslaklar bizim 1 Ocak 2019 itibariyle hiçbir işimize yaramayacak. Taslakların iyi ihtimalle bizim işimize yarayacağı tarih 1 Temmuz 2019. Bizim işimize yarayacağı veya bizi yönlendireceği tarih. Taslağı unuttuk. Mevcut düzenleme bize diyor ki 2017 cironuz, bir işletmenin 2017 cirosu 10 milyonun üzerindeyse 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle e-deftere ve e-faturaya geçeceksiniz diyor. Çok net. 2017 cironuza bakın bugün itibariyle tüm firmalarınızda. 2017 cirosu 10 milyonun üzerinde olanlara defter tasdik ettirmeyeceğiz. Ne yapacağız? Mali mühür başvurusunda bulunacağız. Elektronik defter kullanmaya başlayacağız ve e-faturaya geçeceğiz. E-faturaya geçeceğiz ya 1-1-2019'dan artık netleştirdik. 1-1-2019'dan itibaren e-faturaya geçeceksek ve o işletmemiz ihracat veya yolcu beraber eşya satışı yapıyorsa bunlar için de e-fatura düzenlemek zorunda. İnternet üzerinden satış yapanlar da 5 milyon lira haddimiz. Yine mevcut durum 464 numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliği. Yine 2017 ciromuza bakacağız. Elektronik ticaret yapan bir mükellefimiz varsa 2017 yılı ciromuza bakacağız. Ciromuz 5 milyon liranın üzerindeyse 1-1-2019 itibariyle bunlarda da e-arşiv fatura uygulamasına geçeceğiz. Şimdi taslaklar bize diyor ki şimdi mevcut durumu sabitleştirdik değil mi? 2017'ye baktık, ciro 5 milyonun üzerindeyse 1 Ocak tarihi itibariyle e-defter kullanacağız, e-faturaya geçeceğiz. Taslaklar bize diyor ki, 2017 cironuz eğer 5 milyonun üzerindeyse 1 Temmuz 2019'da e-faturaya geçeceksiniz. 1 Ocak 2020 tarihinde de e-defter kullanmaya başlayacaksınız diyor. Bundan sonra da her yıl bunu yapacaksınız diyor. 2018 cironuza bakacaksınız. 5 milyonu aşıyorsa izleyen ikinci yıl. 2019 yılı cironuza bakacaksınız. 5 milyonu aşıyorsa izleyen ikinci yıl
E-defter kapsamına ve e-fatura kapsamına geçmeniz gerekiyor. Bunlar taslak, dediğim gibi yayınlanırsa. Ama biz bu kafa karışıklığının ortadan taslağın ötelenmesinden bahsetti. Bu taslaklar normalde 1 Ocak tarihinde yürürlüğe giriyordu. Yine Sayın Genel Sekreterim taslakların ötelendiğinden bahsetti. Ama şimdi biz bunların yayınlanması gerektiğini ve bu belirsizliğin en azından Temmuz tarihine kadar ortadan kalkarak yol haritamızın o şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Taslak yayınlanırsa yine e-fatura ve e-deftere geçenler için özel faturalarda, yani ihracatta, bavul ticaretinde kullanılan özel faturalar içinde kullanılacak. Ve yine taslak yayınlanırsa, taslak diyor ki bize, e-fatura kullanıyorsanız, e-defter kullanıyorsanız e-arşiv faturada kullanmak zorundasınız diyor. Yani bunların kullanıcı sayısı eşit olacak diyor bundan sonra. E-fatura biliyorsunuz sadece e-fatura kullananlar arasında gidip gelen fatura. E-arşiv fatura da e-faturada olmasa bile herkese düzenlenen fatura. Yani taslak resmi gazetede yayınlanırsa e-defter ve e-faturayı kullanan herkesin e-arşiv faturayı da kullanması gerekiyor. Şu çok önemli, en sonda maviyle gördüğünüz çok önemli. E-faturaya girmiyorsunuz, e-deftere girmiyorsunuz. Cironuz 2 milyon. Hatta bu siz bile olabilirsiniz ama siz olamazsınız. Eğer şirket kurduysanız meslek mensubu dahi olabilirsiniz. Serbest meslek erbabı olamaz. Diyor ki 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren yine taslak yayınlanırsa, KDV dahil düzenlediğiniz faturanın tutarı 50 bin lirayı aşarsa o faturayı artık kağıt ortamında düzenlemeyeceksiniz. E-arşiv fatura olarak düzenleyeceksiniz. Bunun için de bir yatırım yapmanıza gerek yok. Gelir İdaresi'nin başkanlığının sitesinde e-arşiv fatura portalı var. Girip faturanızı oradan düzenleyeceksiniz. Oradan göndereceksiniz, işiniz bitecek. 50 bin liranın altındaki tutardaki faturaları yine normal kağıt ortamında düzenlemeye devam edeceksiniz. Bunlar ne? Taslaklar. Yayınlanırsa geçerli olan bu. E-sevk irsaliyesi var taslaklarda. Sevk irsaliyesinin elektronik olarak düzenlenmesi. 1-1-2019'dan itibaren bazı mükelleflere zorunluluk geliyor. Bazı diye geçtim ben bunları. Çünkü taslak tebliğlerde tek tek sayıyor bunları. Örneğin maden kanununa göre işlemlerini yapanlar, şeker kanununa göre işlemlerini yapanlar, ÖTV'nin sayılı listelerindeki malların ticaretini yapanlar, demir çelik sektöründe faaliyet gösterenler vesaire. Yani özellikli sektörlerde faaliyetine devam edenler elektronik sevk irsaliyesine tebliğ yayınlanırsa 1-1-2019 tarihi itibariyle geçecek. Müstahsil makbuzu, böyle bir şey geldi. Bunun uygulaması çok zordu. Çok anlattık, çok anlatmaya çalıştık bunu. Mevcut durumda ihtiyari elektronik müstahsil makbuzuna geçmek, tebliğ taslaklarında da herhangi bir düzenleme yok. Yani ihtiyari, isteyen elektronik serbest meslek makbuzuna geçecek. İstanbul Oda Başkanım bunu ifade etti. Elektronik serbest meslek makbuzu hepimizi ilgilendiriyor. Yine taslak yayımlanırsa, faaliyetine devam etmekte olanlar 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzuna geçecekler. Düzenledikleri tüm serbest meslek makbuzlarını elektronik olarak düzenleyecekler. Şu an itibariyle 1 Temmuz tarihine kadar bunları düzenlemek ihtiyari. Şimdi defter tasdikleriyle ilgili çok güzel bir çalışma var. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın internet sitesinde yayınlanmış. Hangi şirketler hangi defterleri tutarlar, hangi şirketler hangi defterleri tasdik ederler ve ticaret sicil tasdiknamesi nedir, ne zaman yapılması gerekir? Bunlarla ilgili sadece linkini aldım, oraya bakmanızı öneririm. Ama şunun üzerinde duracağım, biz bunu çok tartıştık. Hatta İstanbul Odası farklı bir sirküler yayınlamaktaydı, TÜRMOP olarak biz farklı bir sirküler yayınlamaktaydık. Şimdi ne zamanı? Tam defter tasdik zamanı. Bilanço esasına geçti mi işletme hesabı esasına göre defter tutan bir mükellef, yoksa işletmeye devam mı edecek? Hangi yılın hadlerini neyle kıyaslayarak ben buna karar vereceğim? Biz bunu çok tartıştık. Bununla ilgili de bizim bir sirkülerimiz var. Bugünlerde tekrar yayınlanacak bu yıla ilişkin ama geçen yıl yayınlanan da sizler açısından aydınlatıcı olabilir. Biz şunu iddia ediyoruz. Bununla ilgili yargı kararları da var. 2017'nin sonunda yayınlanan 490 numaralı tebliğ var. Bu tebliğdeki hatlar, Halim Hocam belki katılmayacak yine bana, sanki tartışmıştık onunla, böyle bakıyor bana ama biz bunun doğru olduğunda çok iddialıyız artık. 490 numaralı tebliğde işletme defterinden bilanço esasına geçişe ilişkin hadler yayınlanmış. Örneğin yuvarlak söylüyorum, 200 bin lira. Bak ne zaman yayınlanmış?
geçtiğimiz Aralık ayında, 2017 Aralık ayında 490 numaralı tebliğe bakacağız. Bu yıl, ben bugün şimdi gittim ya, işletme hesabına göre defter tutan mükellefim var. Ya acaba bu bilançoya geçti mi diye tereddüt ediyorum. Bakmam gereken rakam bir yıl önce 490 numaralı tebliğde yayınlanan rakam. Değerli arkadaşlar, ben bunda çok iddialıyım, tekrar söylüyorum. Bunu gelir idaresiyle de aslında teyidini yaptık. 490 numaralı tebliğde yayınlanan hadlere baktık ve firmanın 2018 cirosuna baktık. 2018 cirosuna baktık. Ama Ocak ayını biraz sallamamızla, pardon, Aralık ayını da biraz salladık. Çünkü Aralık bitmedi. Yarın defter tasdik ettireceğim. Aralık ayında biraz sallayarak 2018 ciromu 2017'nin sonunda yayınlanan tebliğdeki hadlerle karşılaştırdım. Eğer aştıysa bilançoya geçtim. Altında kaldıysam işletmeden devam ettim. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bunda da mutabıkız artık biz İstanbul Odası ve Turmop olarak aynı sirküleri yayınlıyoruz. Şu gündeme geldi bu sene. Biz şeyi çok eleştirdik ya ilk başta. Defter beyan sistemine çok lanetler okuduk. Kim yaptı bunu dedik. İşte yapmaz olsalardı dedik. Daha kötü şeylerdi dedik. Burada söylemiyorum şu anda. Ama alıştık sanki, değil mi, defter beyan sistemine? Şimdi alışmadık mı? Tüh. Yani sanki ben gittiğim yerlerde bunu şey yapıyorum da işletme geçsin mi geçmesin mi, süre uzasın mı uzamasın mı, geçmesi yönünde genel bir eğilimi var. İşletme defterinde defter beyan sistemine geçmesi yönünde genel bir eğilim sezinliyorum en azından. Şimdi basit usul hani yıllardır karşı çıkıyoruz, eleştiriyoruz vesaire, basit usulün olmaması gerektiğini iddia ediyoruz. Basit usul defter beyana geçti ya. Odalar, meslek odaları beceremediler bu işi aslında. Basit usulü beceremediler. Ve Türkiye'deki basit usulün kayıtları hani girildi ya defter beyan sistemine. %60'ın daha üzeri, 65 civarı mali müşavirler tarafından girildi. Basit usulün bu oran %20'lerde, %30'lardaydı. Basit usulle ilgilenen meslek mensubunun oranı, odayla meslek mensubu kıyaslaması %65'i yaklaşık meslek mensupları tarafından girildi. Yani basit usul aslında meslek mensuplarına geldi bir anlamda. Şimdi şu bize sorulmaya başlandı. Basit usul önceden hiçbir şey bilinmiyordu ya, bir çuval vardı. Çuvalın içinde evraklar atılıyordu. İşte Şubat'ta bir beyanname veriliyordu rastgele. Artık basit usul o defter beyan sistemine girince basit usuldeki adamın cirosu ortaya çıktı. Bir baktılar ki adamın 300 bin cirosu var. Yani bırakın basit usulü, işletme bile değil, bilanço olması lazım. Şimdi bu durumda da bizim vergi usul kanunumuzun düzenlenmesinde de şey diyor. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçiş, yani işletmeden bilançoya geçiş veya bilançodan işletmeye düşüş. Bunu anlatıyor. Yani basit usulden bilançoya geçiş diye bir şey yok. Bu olabilir mi diye bize sorular geldi. Ya biz basit usuldük, baktık hadlere, bilançoya geçiyoruz. Geçeceğiz mi? Biz bunu gelir dersiyle görüştük. Gelir dersinin görüşü de var bu konuda. Basit usulden bilançoya geçilemez diyor. Basit usulden bilançoya geçilemez diyor. Arada bir yıl işletme olması lazım. Sonra hadlere bakıp daha sonra eğer oluyorsa bilançoya geçilebilir diyor. Elektronik uygulamalarla ilgili çok kısa bir hatırlatma. 35 saniyede iyi miyim hocam? Değil ama daha 3 slide geçtim. 7061, 7103, 7144 ve 7104, 7144, 7153 dün yayınlandı. Poşet beyannamesi getirdi. Bunlar üzerinde hızlıca durmaya çalışacağım ama mesela 7061 yaklaşık 200 maddelik bir kanundu. Ben bu sunuma bir tanesini veya birkaç tanesini aldım. Çok özet olarak aldım. Tüm kanunlarda değişiklik yapıyordu. Hani bugüne yansımaları anlamında, mesela bugüne nasıl yansıdı 7061 sayılı kanun? Çok önemli bir yansıması var mesela. Hani biz hep tartışırdık ya, çeklerde reoskont uygulanır mı? Yıllarca tartıştık. Aslında son yıllarda da tartışmamaya başlamıştık. Vergi usul kanunu sirküleri de yayınlanmıştı bununla ilgili. Bunun sebebi çek kanununda yapılan bir düzenlemeydi. Diyordu ki çekler düzenlendiği tarihten önce ödenmesi amacıyla muhatap bankaya ibraz edilemez diyordu. Ve bu dediği cümlenin süresi 31.12.2017'de sona eriyordu. Bu cümlenin süresini 2020'ye kadar uzadılar. Yani çeklerde vade vardır dediler. Çekler vadeli senettir dediler. Bu da bize demektir ki o zaman çekler de aynen alacak senetleri gibi reeskonto tabi tutulabilir demektir. Bakın önemli bir şeyden bahsediyoruz. Faiz oranlarının, kredi faizlerinin %35'e yükseldiği bir yıldan bahsediyoruz. Vergi matrahını var ya, vergi matrahı var mükellefinizin. Matrahında çıkmamasını istiyor, vergiyi ödememek istiyor. Ne yapacağız biz o zaman? Bir bakacağız. Çeki varsa,
reeskonta tabi tutacağız. Faiz oranı çok yüksek. Zaten 30 Nisan'da, 30 Haziran'da reeskont faiz oranı iki katına yükseldi. İki katından da fazlaya yükseldi hatta. Çeki varsa çekini reeskonta tabi tutacağız. Ne yapacağız? Alacak senetleri reeskontunun giderlerimizi arttırmış olacağız ve çeki güncellemiş, değerini güncellemiş olacağız. O anlamda çok önemli, çeklerimiz varsa, çek varsa, vadesi yıl sonunda dolmadıysa reeskonta tabi tutabiliriz. Bunu 7061 sayılı kanun söyledi bize. Kooperatiflerle ilgili düzenlemeler yaptı, ayrıntısına girmeyeceğim ama dedi ki özetle, kooperatif muafiyetinin şartları vardı, 4 tane şartı vardı. Bunlardan birisi ortak dışı işlem yapmamaktı. Ortak dışı işlem yapmamak. Dedi ki önce siz dedi faydalı ömrü dolmuş, amortismanını tamamlamış sabit kıymetlerinizi satarsanız, ortak olmayan birisine satsanız bile sorun yok. O, bu işleminiz ortak dışı işlem sayılmaz. Dolayısıyla muafiyetiniz bozulmaz dedi. Eyvallah bunu dedi. Bir de dedi ki varsayalım ki siz ortak dışı işlem yaptınız. Ortak dışı işlemleriniz var. Ben tutup da kooperatifin tamamının kazancını bir tane ortak dışı işlem yaptınız diye vergilendirmem. Ne yaparım ben size dedi o kooperatifle ilgili olarak? O ortak dışı işleminiz nedeniyle kooperatife ait iktisadi işletme oluşmuş kabul ederim dedi. Ve sadece o iktisadi işletmeden elde edilen kazancı vergilendiririm dedi. Yani bu bir kooperatifle ilgilenen varsa öncelikle sabit kıymetlerin amortisman süresini tamamlamış sabit kıymetleri satmanız muafiyet şartını bozmayacak, onu bilelim. Bir de eğer bir ortak dışı işleminiz varsa sadece ortak dışı işlem nedeniyle bir iktisadi işletmenin oluşması gerekiyor. Kooperatiflerle ilgili sadece bu hatırlamayı yaptık. Bu çok önemli. Taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancıyla ilgili Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e. Taşınmaz satışlarında biliyorsunuz istisna uygulanır, yıllardır uygulanır, bunun şartları vardı. 5 Aralık 2017'den sonra yapılan taşınmaz satışlarında istisna oranı %50'ye düşürüldü. Daha önce %75'ti. İştirak hissesi satışlarında herhangi bir değişiklik yok. Ancak 5 Aralık 2017'den sonra ilgilendiğiniz şirketler, kurumlar vergisi mükellefi, bir taşınmaz sattıysa buradan elde edilen kazancın yarısı kurumlar vergisinden istisna. Su almam lazım ama başkanım buraya İmalat sanayine yönelik bu bakın hani kanun teklifiyle 2019 yılına da uzatılıyor diyoruz. Şu anda meclise 30 Kasım tarihinde bir kanun teklifi verildi. 7061 sayılı kanun bunu 2018 içinde uzatmıştı. Verilen 30 Kasım'da verilen kanun teklifi henüz yasalaşmadı. Bunu 2019 yılına da uzatıyor. Çok önemli. Çok önemli. Yatırım teşvik belgeli yatırımı olan işletmelerinizde devlet bir katkı sağlıyordu onlara. Vergi indirimi yoluyla katkı sağlıyordu. Vergi indirimi yoluyla katkı sağlıyordu. O sağladığı katkının oranlarına %15 arttırdım diyor bu kanun. %15 arttırdım diyor. Sonra da diyor ki vergi indirim oranınızı %100 olarak uyguluyorum diyor. Yani %22 kurumlar vergisi ödemeyeceksiniz. %0 kurumlar vergisi ödeyeceksiniz. Sağladığım katkıya ulaşıncaya kadar. Bunu ilk başta 2017 yılı için söylemişlerdi. 7061 sayılı kanun 2018 için de bu olacak dedi. Şu an meclisteki kanun teklifi 2019'a da bunun uzamasını öngörüyor. Katma değer vergisi kanunda aynı şey KDV için de geçerli. Bakın bu çok bilinmiyor, çok önemli. Bina yapıyorsunuz, teşvik belgeli bir yatırımınız var. Bina yapıyorsunuz. Bu bina tuğla aldınız. Tuğla alımı nedeniyle yüklendiğiniz KDV'nin iadesini alabilir misiniz? Alırız işte bak bu kanunlar bunu söylüyor. Yani bu imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgeniz varsa, sadece biz yatırım teşvik belgesi varsa neyi algılıyoruz? Makine teçhizat alırken KDV ödemeden alırız şeklinde algılıyoruz. Aslında öyle değil. 2017'de böyle değil, 2018'de böyle değil, 2019'da da böyle olmayacak. Bina yatırımları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi alınabilir. Çok önemli olduğunu düşünüyorum katma değer vergisi. Şu anlamda da bir dönem sonu işlemi aslında. Ya bunun ne alakası var? Niye burada anlatıyorsunuz hocam demeyin. 2017 yılının ikinci 6 ayında bu nedenle yüklendiğiniz bir katma değer vergisi varsa
Şurada bunun iadesini talep edebilmek için 20 günlük süremiz var. Yıl sonuna kadar bunun iadesini talep etmemiz gerekiyor. İmha edilmesi gereken emtiaya ilişkin düzenleme yaptı. Çok önemli. Takdir komisyonuna sevk edilmesi gerekir ya, yani emsal bedelinin tespit edilmesi gerekir. İmha edilmesi gereken emtianın, ticari malın. Bunun için de takdir komisyonları görevlidir. Takdir komisyonlarına başvurursunuz ama ne ses gelir ne seda gelir takdir komisyonlarından. Sonra da emsal bedel tespitini takdir komisyonu aracılığıyla yapmadınız diye bir de ceza yersiniz. Şimdi bu kanun dedi ki, işte bu değişikliği yaparak iki tane size kolay yöntem veriyorum dedi. Birincisi, boş verin takdir komisyonu dedi. Siz mükellef. İmhaya yetkili bir kuruluş temsilcisi, bir de ilgili bakanlığın temsilcisi. Bu bir ilaçsa Sağlık Bakanlığı'nın temsilcisi. Üçünüz bir tutanak tutarak imha edebilirsiniz, bu kabulümüzdür dedi. Bu kabulümüzdür. Bir kısa yol öngördü. Ama bunun dışında da çok daha bir kısa ama başlangıcı biraz meşakkatli bir yol öngördü. O meşakkatli yol şu: bir mükellefe, örneğin ilaç fabrikasına diyebilir. Şunun ilaç fabrikası diyecek ki, benim stoklarımın yıllık ben ortalama %20'si imha oluyor. Bu %20 oranını belirleyecek. Nasıl belirleyecek? İşte bunun için vergi dairesine başvuracağız. Vergi dairesi vergi denetim kurulundan bir inceleme isteyecek. O incelemenin raporu gelecek. O inceleme raporundan sonra gelir dairesi başkanlığında bir komisyon oturacak, karar verecek. O karardan sonra da bize diyecekler ki, evet ey ilaç fabrikası, senin stoklarının %20'si ne emsal bedelini sıfır olarak değerleyebilirsin, %20'si. Ve ben bundan sonra her yıl %20'nin emsal bedelini sıfır olarak değerleyip stoklarımdan düşebileceğim. İkinci kolay yol bu. Ayrıntıları 496 numaralı vergi usul kanunu genel tebliğinde açıklanıyor. Bu da çok önemli. Yine bu 1 Mayıs'ta yayınlandı. 1 Mayıs'tan bugüne kadar, yani 31-12'ye kadar, 2019'un sonuna kadar yeni bir imalat sanayinde çalışan imalatçılar, sanayi sicil belgesi olan imalatçılar, ARGE faaliyetiyle uğraşanlar, tasarım faaliyetiyle uğraşanlar, yeni bir makina ve teçhizat alıyorlarsa, bakın teşvik belgesi yok. Teşvik belgesinden bahsetmiyoruz. İmalat yapıyoruz, ARGE yapıyoruz, tasarım ve yenilik yapıyoruz. Makine ve teçhizat alacağız, KDV ödemeden alabiliriz. Sadece imalat amacıyla bunu alıyorsak, hangi makinaların kapsama girdiği Bakanlar Kurulu kararıyla belirlendi. 2018'de 11.674 sayılı Bakanlar Kurulu kararında GİTİP numaralı itibariyle belirlenmiş makine teçhizatlar var. Bunların amortismanlarını yarısı, amortisman KDV ödemeden de alıyoruz. Biraz ileride o var, slaytla anlattığım şey farklı oldu ama aynı şey KDV açısından da geçerli. KDV ödemeden alıyoruz ve amortismanlarının yarısı, amortisman oranının iki kat, faydalı ömürlerinin yarısı olarak dikkate alıyoruz. Örneğin faydalı ömrü 10 yılsa 5 yılda amortismana tabi tutuyoruz. Faydalı ömrü 5 yılsa 3 yılda, kesirli çıkarsa yukarıya tamamlıyoruz. 3 yılda amortismana tabi tutuyoruz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Hızlandırılmış amortismanı öngören bir düzenleme. Kıdem tazminat, önce şunu dedi yine 7103 sayılı kanun. Önce dedi ki, hani biz ikale sözleşmelerine dayanarak işten ayrılanlara ödeme yaparız. Hizmet karşılıklı sonlandırma sözleşmesi nedeniyle ödeme yaparız. İş kaybı tazminatı, iş sonu tazminatı altında ödemeler yapabilirsiniz. Bunlar öncelikle dedi ki, bunlar ücrettir. Bunlar ücrettir. Ücret kabul ederim ben. Sonra ücretlerde istisnayı düzenleyen maddeye gitti. Dedi ki, bunlar ücrettir ama ücretten de istisnadır. Ama istisnayı uygularken de kıdem tazminatı tavanıyla beraber uygularım ben dedi. Yani bir iş sonlandırma sözleşmesi gereğince bir tazminat ödüyorsanız, ayrıca bir kıdem tazminatı da ödüyorsanız, ikisini toplarım, kıdem tazminatının tavanına bakarım. Yıllık kıdem tazminatı tavanı kadarlık kısmı istisna ederim. Aşan kısmını ne yaparım? Vergiye tabi tutarım dedi. Örneğin bir örneğimiz var bununla ilgili. Kıdem tazminatı 30 bin lira ödenmiş. İş güvencesi tazminatı 50 bin lira ödenmiş. Toplam 80 bin lira ödenmiş yani. Vergiden istisna edilecek tutar 5001.76 çarpı 10 yıl çalışmış bizim bu çalışanımız. 50 bin liraymış yani.
Sonuçta 80 binden 50 bin 17 lirayı çıkartıyorum. 50 bin 17 lirası istisna oluyor. Kıdem tazminatıyla iş güvencesi tazminatını toplayarak dikkat alıyorum. Kalan tutarı da vergiye tabi olması gerekiyor. Az önce söyledim bunu. Yeni makine ve teçhizat alımları bu yıl sonuna kadar imalat sanayindeyseniz, Ar-Ge yapıyorsanız, yenilik tasarım yapıyorsanız teşvik belgeniz olsun veya olmasın KDV ödemeden alımını yapabilirsiniz. 7104 sayılı kanunla bu fazla ve yersiz ödenen verginin iadesi. Bunu başka bir sebeple aldım aslında. Niye aldım? Çok soruldu. Bana bu yüzlerce kez soruldu belki bu soru. Şu kocaman soru işareti, soru işareti, soru işareti yazan yer var ya maviyle. Orası çok soruldu. Şimdi katma değer vergisi kanunu 8 taksim 2. maddesinde, 8. maddesinin 2. fıkrasında diyor ki bir faturada KDV göstermemeniz gerekiyor normalde veya bir göstermeniz gerekirken 8 göstermişsiniz veya 8 göstermeniz gerekirken 18 göstermişsiniz. Bunu ödemek zorundasınız bir kere diyor. Çünkü niye? Alıcı da size bunu ödemiş oluyor. Bunu ödemek, yanlış gösterdiniz ya, bunu beyan edip ödemek zorundasınız. Ha, bunun fazla ve yersiz ödenen KDV'nin iadesi bu işte. Bunun iadesini almak istiyorsanız eğer bunun iadesini almak istiyorsanız önce alıcıya, alıcı size ödedi ya, satıcı alıcıya o KDV'yi ödeyecek. Alıcı gidecek, indirilecek katma değer vergisinden bunu çıkartacak. Geleceksiniz bunu bana tevsik edeceksiniz. Satıcının hesaplanan KDV'sinden de biz çıkacağız. Gerekiyorsa iade yapacağız diyor. Prosedür bu. Bu tebliğde de açıklandı. Bunda bir sorun yok. Mantıklı olan da bu zaten. Biraz uzun bir prosedür ama. Şunu söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle ticari araçlarda katma değer vergisi %18'den %1'e düşürüldü biliyorsunuz yıl sonuna kadar. Ama bu ticari araçtı ve bunlarda da indirimli orana tabi işlem nedeniyle iade olmaz dediler yine kararnamede. Ama o ticari araç, ticaretiyle uğraşan adam zaten %18'de KDV yüklenmiş ya, %18'de yüklenmiş. Satarken de %18'de satmasının onun açısından herhangi bir sorunu yok. Şimdi bu %18'de satmak istiyor. Ya %1'e düştü ama benim işime yaramadı. Ben %18'de satmak istiyorum diyor. Alıcının canına minnet zaten. %18'i indirecek, hatta uluslararası taşımacılık yapıyorsa iadesini alacak. Diyorlar ki ben %1 yerine %18 uygulayabilir miyim? Oran bu. %1 yerine %18 uygulayabilir miyim? Bence uygulayabilir. Az önce söyledik ya 8'e 2. Ne diyor? 1 göstermen gerekirken 8 gösterdiysen 8'i ödemek zorundasın. Bunda bir sorun yok. Gösterebilir. Alıcı %18'i öder, 18'ini indirebilir. Herhangi bir sorun yok. Ama alıcı tutar da bir tarihte kıllık yapmaya karar verirse o zaman işte iadesini ister. Ben aslında buradaki işlemde %17 KDV'yi fazla ödedim size. Bana ödeyin %17 fazla mı? Bu sefer aralarında sorun çıkabilir. Yani sorunun cevabı aslında %1 yerine %18 KDV uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Eğer alıcı kıllık yapmayacaksa diye cevap verebiliriz. Yabancı uyruklu kişilere sağlık hizmetlerinde, Türkiye'de tanınan sağlık hizmetlerinde KDV istisnası getirildi. Sadece teşhis tedaviye yönelik hizmetler, onun dışında estetiğe yönelik saç ekimi, cilt bakımı, kırışıklık tedavisi, dolgu maddeleri uygulamaları gibi tedavilerde herhangi bir istisna söz konusu değil. TC vatandaşlığıyla ilişkisi olmayan yabancılara uygulanan sağlık hizmetleri Türkiye'de katma değer vergisinden istisna. Ar-Ge, az önce söyledim ya hani imalat sanayi teşvik belgeniz olsun veya olmasın. İmalat sanayiye, Ar-Ge ve yenilik tasarım faaliyetlerinde kullandığınız makine ve teçhizatı KDV ödemeden bu yıl sonuna kadar alabilirsiniz. 7104 sayılı kanun da Ar-Ge merkezlerinde, tasarım merkezlerinde, araştırma laboratuvarlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kullanılmak üzere makine ve teçhizat alımlarında da katma değer vergisinin ödenmemesini, süre yok burada, 31.12.2019 ile ilgili bir süre yok, KDV ödenmeksizin alımına imkan getirdi. Yine 7104 sayılı kanun bazı teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirdi. Sadece A bendi üzerinde duracağım ben. Adi ortaklıklarının sermaye şirketi dönüşmesi işlemi kısmi istisna kapsamında alındı. Adi ortaklığı sermaye şirketine dönüştürürken normalde adi ortaklıklarının envanterini, aktifinde ne varsa mallarını, örneğin malları var, ticari malı var. Bunun emsal bedelle
fatura edilmesi gerekiyordu sermaye şirketine. Dolayısıyla da burada bir katma değer vergisi, fatura edilmesi gerektiği için bir katma değer vergisi doğuyordu. Bu istisna o anlamda önemli. Adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesinde herhangi bir KDV doğma ihtimali artık kalmadı. Ama burada öneri, biz bunların Sayın Genel Sekreterimle birlikte geçtiğimiz bu yıl içerisinde, yılbaşında plan bütçedeki tüm görüşmelerine katıldık bunların. Hem 7103'ün hem 7104'ün. Mecliste plan bütçedeki bunun ilk önerilen halinde, kanun ilk önerilen halinde kurumlar vergisi istisnası da vardı. Bu bir iki bacaklı bir işlem. Emsal bedelle fatura düzenliyorsak adi ortaklıktan sermaye şirketine dönüşürken hem kurumlar vergisi çıkıyor hem KDV çıkıyor. Dolayısıyla hem kurumlar vergisi de istisna öngörülüyordu hem katma değer vergisi de istisna öngörülüyordu. Ancak kurumlar vergisindeki istisnadan birdenbire vazgeçildi. Sadece katma değer vergisindeki istisna uygulanır hale geldi. İkinci el oto ve taşınmaz ticaretinde özel matrah şekli belirlendi. Sadece alış ve satış bedeli arasındaki fark KDV'ye tabi oluyor. Bunun temel sebebi de şu, özellikle kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs ticaretiyle uğraşanlarda KDV biliyorsunuz ticari olduğu için %18. Şöyle bir durum vardı, nihai tüketiciden örneğin herhangi birisinden, yani vergi mükellefiyeti biri olmayan birinden bir galeri bir kamyonet alıyor. Alırken KDV var mı? Noter satış sözleşmesiyle alıyor. Yok, KDV yüklenmedi. Satarken %18 ile KDV hesaplayarak satması gerekiyordu. Dolayısıyla bunun en az %18 kar edebilmesi lazım ki bu oranı tutturabilmesi için bundan vazgeçildi. Sadece alış ve satış bedeli arasındaki fark olarak öngörüldü. Bununla da ilgili biz bir sürü sorunla karşılaştık. Daha sonra işte fatura nasıl düzenlenecek? Bu ticari sırrın ifşası anlamına geliyor. Kar oranının ifşası anlamına geliyor. Vesaire vesaire ama hem taşınmaz ticaretinde hem araç ticaretinde katma değer vergisi matrahı alış ve satış bedeli arasındaki fark diye özetle sonra söyleyebiliriz. Bu çok önemli yine bu ama 1-1-2019'da yürürlüğe giriyor. Biz ne derdik? Katma değer vergisi indirimi ilgili takvim yılı aşılmamak şartıyla faturanın defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde KDV'yi indirebilirsiniz derdik. Önümüzdeki yıldan itibaren 2 yıl diyor buna. İzleyen yılın sonuna kadar indirilebilir diyor. Burada deftere kayıtla ilgili bir sorun olabilir ama kanun bunu diyor. Diyor ki... İndirim hakkı vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını takip eden takvim yılı sonuna kadar. Örneğin 2019 yılına ait bir faturanın KDV'si 2020 tarihine kadar indirim konusu yapılacaktır. Ancak bunun deftere kaydı nasıl yapılacaktır? Herhangi bir bilgi yok bununla ilgili. Muhtemelen bir düzenleme bununla ilgili yapılması gerekiyor. Ama bunu hani biz artık... Ocak 2019'da faturayı kaydetmedik ya veya geç geldi. Ocak faturası bize bir yıl sonra geldi. Haziran 2020'de geldi. KDV'sini indirebilirsiniz diyor bu kanun. Katma değer vergisi kanunu 30A C der ki yangın, deprem ve Maliye Bakanlığı'nca mücbir sebep ilan edilen sel felaketi nedeniyle zayi olan malların katma değer vergisi indirim konusu yapılamaz. Ben bir malı aldım, zayi olup olacağını bilmiyorum henüz. KDV'sini indirdim. Daha sonra bu mal zayi oldu, ne yapmam lazım? İlave edilecek KDV olarak beyan edilmesi gerekiyordu. Şimdi diyor ki bana, eğer bu mal bir sabit kıymetse ve faydalı ömrünü tamamladıysa, herhangi bir ilave edilecek KDV yapmana gerek yok diyor. Bakın önemli, bir sabit kıymet zayi olduysa, ve faydalı ömrünü tamamladıysa ilave edilecek KDV yapmana gerek yok diyor. Faydalı ömrü 10 yılsa, 4. yılda zayi olduysa kullandığın kısma ilişkin olanı yine ilave etme diyor. Yani KDV'nin 3 yıla ilişkin olanını ilave etme, kalan kullanmadığın süreye ilişkin 7 yıla ilişkin olanını ilave et diyor. Bu çok önemli, yine ben de hepsine çok önemli diyorum ama bana mı öyle geliyor sadece bilmiyorum. Değersiz alacak şimdi... Mal sattık, 100 liralık mal sattık. 18 lirada katma değer vergisi 118 lira. 118 lira. Tahsil edemedik. Alıcıdan tahsil edemedik. Ne yapacağız? Dava veya icra safhasına başvurursak vergi kanunu 323 şüpheli alacak yapabiliriz. Şüpheli alacak yapabiliriz. Hem KDV'yi hem fatura bedeli yani 118 lirayı gider yazabiliriz. Şimdi bu diyor ki 1-1-2019'dan itibaren şüpheli alacak oldu ya, şüpheli alacak oldu bitti. Hala tahsil edemediniz.
ve tahsil edemeyeceğinize yönelik mahkeme kararı aldınız veya kanaat verici bir vesikaya ulaştınız. Ne oldu yani? Değersiz alacak oldu. Değersiz alacak olduğu andan itibaren tahsil edemediğiniz o KDV'yi, o 18 lirayı indirilecek KDV yapabilirsiniz diyor. Çok önemli. Fatura düzenledim, sattım. 100 lira bedel, 18 lira KDV. 100 lirayı gider yazdım, telafi ettim, hasılat yazmıştım, gider yazdım. 18 liraya da hesaplanan yaptım ya, hesaplanan yaptım. Gider yazmak beni kurtarmıyor. Ne yapmam lazım? Onu da indirebilmem lazım. Bugüne kadar indiremiyorduk ama 1-1-2019'dan itibaren artık yargı kararıyla tahsil edileceğimiz kesinleşirse bununla ilgili ben çok mücadele verdim plan bütçede. Sayın Genel Sekreterim hatırlayacaktır. Değersiz alacak serbest meslek erbabında olur mu? Bu çok önemli aslında. Hani bizim KDV tahakkuku tahsili çelişkisi var ya, tam onu çözecek bir madde ama bize olmuyor. Niye? Değersiz alacak diyorlar ki sadece bilanço esasına göre defterini tutanlarla işletme hesabını. Yani tahsil esası olan bir mükellefin değersiz alacağı olmaz deniyor. Bu tam bizim o işte KDV tahakkuk tahsil çelişkisini çözecekti. Ve hani tabir kullanacağım belki doğru olmayacak ama yani resmen yalvardık. Yani anlatabilmeye çalıştık ama etki analizi yapıyorlar mecliste. Yani bunun etki analizini serbest meslek erbabı açısından etki analizini yaptılar. Çok gelirden mahrum olacaklarını, hatta Sayın Bakanım dedi ki bir gün sonra bunu tekrar değerlendirelim dedi. Etki analizini yaptılar serbest meslek kazancını için. Bunu öngörmediler ne yazık ki. Ha, karşı tarafta bize KDV'yi hani verdik faturayı 18 lirayı indirilecek KDV yazdı ya. Bize parayı ödemeyen adam o da ne yapmıştı? İndirmişti. Eğer bunu da ödemediysen ve artık bu bir değersiz alacak haline geldiyse ona da diyor ki sen de bunu ilave edilecek KDV olarak düzeltmen gerekir. Diyor. Bu da çok önemli. Her sunuma çok önemli. Başlıyorum. Biz 5 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde iademizi talep edebilirdik. Yani 2019 Ocak ayında yaptığımız bir ihracat nedeni, 2015 Ocak ayı nedeniyle Ocak ayında yaptığımız bir ihracat nedeniyle yüklendiğimiz katma değer vergisini şu anda talep edebiliriz. Şu anda talep edebiliriz. Zaman aşımı süresi içerisinde işlem ne zaman yapıldıysa yapılsın yüklendiğim KDV'nin iadesini talebi tabii beyan ettiysem. Ama hatta etmediysen bile düzeltme beyannamesiyle alabilirdim. Ne hariç? İndirimli oran hariç. Şimdi diyor ki 1-1-2019'dan itibaren izleyen 2 yıl içerisinde iadeyi talep edebilirsin diyor. İade talep hakkını sınırlandırıyor. İzleyen 2 yıl içerisinde zaman aşımı süresi yoktur artık. Hani zaman aşımı süresince beklemem. Bu yıl 2019'da ihracat yaptınız ya. Bu ihracat nedeniyle yüklendiğiniz KDV'nin iadesini 2020-2021'in sonuna kadar talep etmelisiniz. Daha sonra edemezsiniz diyor. Hasılat esaslı vergilendirme. Biz plan bütçede buna da karşı çıktık. Ama bazıları da biz aslında şu da yani çok kritik bir konu. Bazılarının çok hoşuna gidebilir. KDV beyannamesi yapmayı acayip kolaylaştırıyor. Deftere kayıtla falan hiç işiniz yok. Yani onlar kaydedilecek yine tabii ama. Bir Excel listesi hasılat diyor ki bakın hasılat esaslı vergilendirme KDV açısından diyor ki 1000 liralık satış mı yaptınız? 18 liralık da KDV'si vardı bunun değil mi? 1018 liraya hasılat diyeceksiniz. Artık hesaplanan KDV'niz yok sizin. 1018 liraya hasılat dediniz. Bir de mal alırken KDV ödediniz ya Ödediğiniz KDV'yi de işin mahiyetine göre gider yazın veya maliyete ilave edin. İndirilecek KDV'niz de yok. Hesaplanan KDV'niz yok, indirilecek KDV'niz yok. 1018 lira. Tamam, 1018 lira hasılatınız var. Ben diyeceğim ki diyor sektörler itibariyle. Ey mali müşavirler, siz hasılatınızın %15'ini KDV olarak ödeyeceksiniz. Diyeceğim diyor. %15'ini. Biz o 1018 liranın %15'ini beyannameye yazacağız. Beyannameyi vereceğiz, gönderecek, bitecek. Ha buna karşı olalım mı, olmayalım mı? Ben karşıyım. Ben her türlü götürü vergilendirmeye karşıyım bir kere. Bu bizlerin önemini, sizlerin önemini azaltacağını düşünelim. Ama biz şundan çok hani çok hayıflanıyoruz ya. Ya yetişmiyor beyanname, yetiş. Alın işte beyanname yetişsin diye bulunan bir yöntem. Ve çok basit aslında. Yani tekrar ediyorum. Bunu önce sadece işletme hesabına göre defter tutanlar ve serbest meslek kazanç defteri için getirdiler. 1-1-2019'da yürürlüğe girecek ama dileyenler bu usule tabi olacak. Dileyenler. Diletmeyin bence mükelleflerinize. Ben diletmeyeyim ama çok tabii çok zor oluyor bu kolaylaştırıcı bir yöntem diyorsanız diletebilirsiniz. Sonuçta biz yönlendireceğiz onları.
1-1 2019'da yürürlüğe girdi. Öncelikle sadece işletme hesabı ve serbest meslek erbabı için öngörüldü. Daha sonra 7144 sayılı kanunla bilanço esasına göre defter tutanlar da buna sokmaya, Cumhurbaşkanı yani bu uygulamanın kapsamına dahil etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir dedi. Sunumunda bazı yerlerinde Bakanlar Kurulu yazıyor, bazı yerlerinde Cumhurbaşkanı yazıyor. Bakanlar Kurulu yazılan yerler eskiden hazırladığımız sunumdan kalan metinlerdir. Biliyorsunuz artık 24 Haziran'dan sonra Bakanlar Kurulu diye bir şey yok. Vergi mevzuatında Bakanlar Kurulu'na tanınmış tüm yetkiler Cumhurbaşkanı'na tanınmış durumda. Dolayısıyla hani bunu okurken daha sonra Bakanlar Kurulu görüyorsanız onu Cumhurbaşkanı olarak algılamanız önemli. Bunlar 1-1-2019'dan itibaren dilerlerse eğer satış tutarlarıyla hesapladıkları katma değer vergisini hasılat olarak dikkate alacaklar. Ödedikleri indirilecek KDV'leri olmayacak, indirecek KDV diye bir şey olmayacak. Bunu gider veya maliyet olarak dikkate alacaklar. Sektörler itibariyle de Maliye Bakanlığı oran belirleyecek. Bu oranı götüreceğiz, cebimizden ödeyeceğiz ve KDV olayı bitmiş olacak. Bunun tabii şu anda ama şunu söyleyebilirim. Çünkü diyor ya işte belirlenen sektörler, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen sektörler. Bunun Maliye Bakanlığı'nda henüz bir çalışması yok. Hani bir altyapı çalışması, bir sektör çalışması falan yok. Bizler takipçisiyiz ama olursa mesela mali müşavirler için bir oran belirleyecekler. Mali müşavir eğer hasılat esaslı vergilendirmeye geçmek istiyorsan oranın %15 diyecek mesela. Toplam hasılatınızın %15'ini ödeyeceksiniz Seray. Arsa karşılığı inşaat işleri çok ayrıntılı bir sunum. Burayı hızlı geçeceğim işte değerli arkadaşlar. Muhasebe kayıtları var içerisinde çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben bugünlerde biz Anadolu'ya böyle bir inşaat muhasebesi eğitimleri talep edilmeye başladı. Onlara gitmeye başladık. Geçen hafta Muğla'daydık. Ondan önceki hafta Antalya'daydık. Önümüzdeki hafta İskenderun hata yapacağız. Bunların ben dayanamadım hani buraya da bir şeyler alayım. Çünkü 7144 sayılı kanun bu kat karşılığı inşaat işlerini çok netleştirdi. Çok fazla tartışmalı konu vardı. Bence 7104 bu tartışmayı bitirdi. Öncelikle dedi ki kat karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim vardır. Birisi arsa sahibinin müteahhite arsa teslimi, diğeri müteahhitin arsa sahibine iş yeri veya konut teslimi. İki ayrı teslim vardır. Müteahhitin arsa sahibine iş yeri veya konut teslimi kesinlikle KDV'ye tabidir. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Arsa sahibinin müteahhide arsa teslimi eğer arsa sahibi mükellefse KDV'ye tabidir. Mükellef olmasa bile sürekli arsa ticaretiyle veya sürekli gayrimenkul ticaretiyle uğraşıyorsa katma değer vergisine tabidir dedi. Ve dedik ya müteahhitin arsa sahibine konut veya iş yeri teslimi katma değer vergisine tabidir. Burada da bedel ne olacak tartışılırdı hep. Bedel ne olacak? Bize derdi ki hatta bunu özelge seviyesinde filan söylerlerdi. Emsal bedelle fatura düzenlenmesi gerekir derdi. Emsal bedel ne? Vergi Usulü Kanunu 267. maddesi belirliyor. 267. madde ne diyor? Birinci sıra ortalama fiyat esası. Siz müteahhit tarafından arsa sahibine daire veya iş yerlerini teslim edene kadar başka satışlar yaptıysanız o satışlarınızın ortalamasını alın. Bunlar üzerinden müteahhite fatura düzenleyip KDV hesaplayın derdi. Bu da çok yüksek KDV çıkmasına sebebiyet verebilirdi. Kat karşılığı inşaat işlerinde. Burada olumlu bir düzenleme yapıldı ve netleştirildi. Dedi ki Vergi Usulü Kanunu 267. maddesinin ikinci sırası uygulanır. Yani maliyet bedeli esası uygulanır dedi. Yani sizin o inşaatı vereceğiniz daireler için yaptığınız maliyetin üzerine eğer toptan satış kabul ediyorsunuz bunu %5 ilave edin. Perakende satış kabul ediyorsanız %10 ilave edin ve o tutar üzerinden fatura kesin. Karşı tarafta size aynı tutar üzerinden eğer arsa sahibi mükellefse veya sürekli taşınmaz ticaretiyle uğraşıyorsa aynı tutar üzerinden fatura düzenlesin dedi. Gerçekten bunları üzerinde durmanızı en azından bir bakmanızı eğer bununla ilgilenen firmalarınız varsa tavsiye ederim. Şunu önemsiyorum ben yine şurada 20 günlük bir süremiz var yılı bitirmek açısından. Birazdan KDV ya şeyi bile artık bilmez olduk. O kadar çok ve karmaşık değişti ki. Mesela konutlarda KDV oranı kaç? Yani direkt bir şey söyleyeyim bir düşünürüz yani böyle. Az sonra netleştireceğiz onu ama en azından şunu söyleyeyim. Hani 150 metrekarenin üzerine %18 diyoruz ya. 150 metrekarenin üzerine normalde %18. Ama yıl sonuna kadar %8.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yıl sonu veya iş yeri KDV oranı kaç? Normalde %18. Ama yıl sonuna kadar şurada 20 günümüz kaldı %8. Peki ben hala benim bir projem var devam ediyor. Devam ediyor. Tapu da yani gayrimenkul bu işte teslim nedir? Tapu da tescillidir. Daha tapu da tescil yapmam mümkün değil bu yıl içerisinde. Sattım ama yani daha kaba inşaatı bitmiş iş yerini veya 300 metrekare konutu sattım. Sözleşmeyle sattım. Parasını da aldım. Bunun faturasını kesebilir miyim? Normalde kesmemeyi tercih ederim. İşte bu kaydı yaparım. Bankaya para gelir, avansa kaydederim. Kessem bile bu kaydı, fatura kessem bile bu kaydı yapacağım. Bakın fatura kessem bile, çünkü bitmedi. Bitmemiş bir şeyin maliyeti ve hasılatı belli olmaz. Geliri de hesaplanamaz. Fatura kessem bile bu kaydı yapacağım. Ama fatura kesebilir miyim? Sorun bu. Niye kesmeyi tercih edeyim? %18 yerine 8 KDV ödeyeceğim. Yıl sonuna kadar %8 çünkü. Kesebilirim. Maliye Bakanlığı da böyle görüş veriyor. Kesebilirsiniz. Yani bitmemiş bile olsa şu anda yıl sonuna kadar %8 avantajından yararlanmak istiyorsanız aynı bu kaydı yaparsınız. Gelir olarak dikkate almazsınız. Faturayı kesersiniz. KDV'sini %8 hesaplarsınız. Beyan edersiniz. Yıl sonuna kadar bu uygulanabilir. Yine inşaatla ilgilenen firmalarınız varsa önemli bir bilgi verdiğimi düşünüyorum. Yıllar hasarı inşaat onarım işleri yine burada biraz ayrıntılı muhasebe kayıtları göreceksiniz ama sadece birkaç hatırlatma yapacağım. Bir kere şunu söyleyeceğim. Yıllar hasarı inşaat onarım işlerinde özel bir vergilendirme rejimi var. Bunlar bitmeden kazancı beyan edilmez. Geçici vergi beyannamesi verilmez. Bitmiş olsa dahi, bakın çok net söylüyorum, bitmiş olsa dahi, örneğin bugün bitti, geçici kabulü yapıldı bir yıllara sari iş, son dönem geçici vergi beyannamesine dahil edilmez. Neden dahil edilmez? Çünkü bunlardan peşin peşin hak edişlerden %3 stopaj yapılıyor. Bittiği dönemde dahi geçici vergi beyannamesine dahil edilmez. Bunların maliyetleri 170'de 178'de takip edilir ama yıl içerisinde yine 740 kullanmak gerekir. Maliyetler de yıl içerisinde 740'ta gidip yıl sonunda bitmediğini gördüğümüz anda 170'li gruba almamız lazım maliyetlerini. Hasılatlarında her zaman 350'li hesap grubunu kullanmamızda fayda var. Bunlarla ilgili yine hem avansların hem maliyetlerin muhasebeleştirilmesiyle ilgili. Dedim ya KDV oranını netleştireceğiz. Yapı ruhsatının inşaatta, konutta KDV oranını netleştireceğiz. Yapı ruhsatının 1-1-2017 tarihinden sonra alındığını varsayıyoruz. Bir çatı var burada. Bu çatı eğer 150 metrekareden büyükse, 150 ne kadar KDV? %18. Ama az önce söyledim ya, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi gereğince bu yılın sonuna kadar %8. Tamam, bunu netleştirdik. 150 metrekareden küçükse, ne kadar KDV oranı? Bilmiyoruz. Önce şeye bakacağız. Bu büyük şehirde mi? 150 metrekarenin altındaki konut büyük şehirde mi? Veya şey mi? Kentsel dönüşüm kapsamında mı yapılıyor? Büyükşehir Belediyesi dışındaysa, büyükşehir olmayan bir ildeyse veya büyükşehirde olsa bile kentsel dönüşüm kapsamında yapılıyorsa %1 KDV'si. Büyük şehirlerdeyse 150 metrekarenin altındaki konut KDV oranına kadar? Yine bilmiyoruz. Burada zaman arsaya bakmamız gerekiyor. Arsanın emlak vergisine esas metrekare değeri 1000 TL'nin altındaysa katma değer vergisi %1. Arsanın emlak vergisine esas değeri 1000 ile 2000 TL arasındaysa %8. Arsanın emlak vergisine esas değeri 2000 liranın üzerindeyse %18. Bu katma değer vergisi konutlardaki uygulamanın. Ama buraya bir parantez açıyoruz. 150 metrekarenin üzerindekiler bu yılın sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı kararnamesi nedeniyle %8 oranında KDV'ye tabi. Bir de yapı ruhsatı 1-1-2017'den sonra alındığı varsayımıyla bu tablo doğru. Yapı ruhsatı 1-1-2013 ile 31-12-2016 tarihleri arasında alındıysa tablo aynen geçerli ama aşağıdaki rakamları 500 TL'den küçükse, 500 ile 1000 TL arasındaysa 1000 TL'den büyükse olarak alacağız. Yapı ruhsatı 1-1-2013'ten önce alındıysa da, çok kaba tabir kullanıyoruz orada, 150 metrekarenin üzerinde %18, 150 metrekarenin altında
1 diye geçiyoruz. Burada da dedim yıl sonuna kadar tekrar ediyorum. Konut 150 metrekarenin üzerinde konutlarda ve iş yerlerinde KDV oranı %8. 7144 sayılı kanunla taşınmazlara ilişkin değerleme getirildi. Eylül sonuydu bu. Eylül sonuna kadar yapmamız gerekiyordu. Yaptık. Yapanlar yaptı, yapmayanlar yapmadı. %5 KDV, %5 vergi ödenmesi gerekiyordu. Yapanlar ödedi, yapmayanlar ödemedi. %6'lık bir avantajı vardı gayrimenkulünü satmak isteyenler için. Yani gayrimenkulünü bir şirket satsa zaten az önce söyledik ya %50'si istisnaydı. Vergi oranı %11'e geliyordu zaten. Eğer %5 daha düşürmek istiyorsanız bu yöntemi uyguluyordunuz. Hesaplama şekli ve muhasebe kayıtları, hatta daha sonra satılırsa bu muhasebe kaydının nasıl olacağına ilişkin örnekler var. Burayı da müsaadenizle biraz hızlı geçtim. Kötü haber mi, iyi haber mi? Kötü haber diye ben yazdım. Çünkü genelde böyle bizde bir angarya algısı oluşur. Poşet beyannamesi geldi. Dün geldi işte bu. Diyor ki, yurt içinde piyasaya arz edilen çevre kanununa ekli bir sayılı listede yer alan ürünlerden, poşetler için satış noktalarından, yani tüm marketler, tüm aslında perakende ticaret yapanlar. Hepsi poşet veriyor yani sonuçta. Poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden, burada da piyasaya süren tabiri ne demek? Bunu net anlayamıyoruz. Veya ithalatçılardan söz konusu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Ben poşet beyannamesi diye biraz abarttım tabiri belki ama tam adı geri kazanım katılım payı beyannamesi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na veriliyor. Kim verecek bunu nihayetinde? Biz vereceğiz, bize kalacak. İzleyen ayın 15'ine kadar diyor ve öyle bir saçmalık var. Beyannameyi izleyen ayın 15'ine kadar verecekseniz diyor, ödemeyi beyannamenin verildiği ayı izleyen ikinci ayın 15'ine kadar vereceksiniz diyor. Yani ödeme dönemden sonraki üçüncü ay, beyan dönemden sonraki ilk ay. O listedeki ürünler neler? Plastik poşet. Bir kere plastik poşetler için satış rakamla, parayla satılma zorunluluğu getiriliyor. En az 25 kuruştan aşağıya olmamak üzere tüm marketler plastik poşetleri satacaklar. Para almayanları bedava verilirse diyor ki kapalı depo alanları hariç, depo alanları hariç satışın yapıldığı yerin metrekaresi için 10 TL ceza uygularım diyor. Yani cidden şey, ilginç bir kanun. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesi. Çevre alt komisyonu. Hani şöyle, bugün mü haberiniz? Bizim de evet bugün haberimiz o. Çünkü çevre komisyonunu da takip edemiyoruz yani TÜRMOB olarak. Hani çevre komisyonundan vergi çıktı. Ve üzücü olan şu, hani bunu şey kastıyla yapsalar, çevresel yatırımlar, çevrenin işte daha iyi bir çevre, daha sağlıklı bir çevre yatırımları için, ona harcanmak için bütçede bir yer ayırsalar filan, kanunda şöyle yazıyor. Genel bütçeye irat kaydedilir yazıyor. Hani öyle yapsalar belki biraz, o listedeki ürünler neler, tekrar hızlanayım ben. Plastik poşet, araç lastikleri, hepsi için rakamlar belirlenmiş. Akümülatörler, hepsi için rakamlar belirlenmiş. Ben genelleştirerek yazdım. Piller, madeni yağlar, bitkisel yağlar. Elektronik eşyalar, ilaçlar. Mesela ilaçta, ilaç firmam olduğu için özellikle baktım. Kutusundan bir kuruş diyor. Şişesinden bir kuruş diyor. Yani ne kadar şey kutu veya şişe çıkarsa hepsinden bir kuruş yapılacak. İzleyen ayın 15'ine kadar beyan edilecek. Dün biz bunun sirkülerini yaptık. Sayın Genel Sekreterim bahsetti yani sirkülerimiz. Kanun dün yayınlandı. Dün biz sirkülerini yaptık. Gerçekten gurur vesilemiz. Bence ayrıntısını merak ediyorsanız yine linkini, tarih ve sayısına ben yer verdim. Ama bu şöyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na şimdi böyle bir düzenleme var. Yani dedim ya şurada şeyi bile anlayamadık. Piyasaya süren kimdir? Fabrika mıdır? Yoksa bayi midir, market midir, toptancı mıdır, hangisidir piyasaya süren? Bunu bile ben hani anlamakta zorlandım biraz. Buna ilişkin çok geniş bir düzenleme yetkisi var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmiş. Artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da bizim bunu sizler adına takipçisi olmamız ve mantıklı bir çerçeveye oturtulmasına yardımcı olmamız gerekiyor. Ama direkt angarya demeyelim. Yani ben bunu gördüm ya dün, bugün de sunumum var ya, dedim ki bir de tarifeye bakayım. Tarifeye baktım. Tarifede SMM ücret tarifesi tablo 2, 3B diğer beyannameler diye bir satırımız var. İstanbul için aylık KDV dahil 147 lira olarak belirlenmiş. Varsa böyle poşet beyannamesi vereceğiniz mükellefiniz, keseceğiniz aylık faturanın içerisine
burayı da ekleyip KDV dahil 147 lira gönderebilirsiniz en azından. Ve bunu en baştan herkes kararlılıkla yaparsa en azından bu bir angarya olmaktan çıkar. Kentsel dönüşümde yıllardır bir hata yapılıyordu çok ısrarla. Daha var başkanım, bir saat olmadı. Olmadı başkanım, siz 20 dakika konuştunuz, müsaade edin ben bir saat konuşayım. kentsel dönüşümde ciddi bir hata yapılmaktaydı yıllardır. Hatta bununla ilgili özelge kapsamında görüş verilmişti. Kentsel dönüşüm yapılan yerde derdi ki kanun bize vergilerden, damga vergisinden, tapu harcından, veraset intikal vergisinden vesaire istisnadır. Kentsel dönüşüm kapsamında ki kanun böyle derdi. Sonra Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oturdular, dediler ki ya bu tüm işlemler olmasın, sadece İlk aşamada yapılan işleme biz bu. Örneğin tapu harcı istinası önemli bir istina. Sadece ona tanıyalım demişlerdi. Bu kanunla, dün yayınlanan kanunla bunu düzelttiler. İlk satışı yine sayıyor, ilk işlemi yine sayıyor ve bak diyor ki meydana gelen yeni yapıların işi yüklenen müteahhit, bakanlık, TOKİ, İller Bankası, anonim şirketi, idare ve bunların iştirakleri tarafından gerçekleştirilecek ilk satışı, devri, tescili, yani aslında ikinci satışı kastediyor burada. İşi yapan müteahhitin yeni yapılan yatıyı satmasında da tapu harcı, en önemlisi o, tapu harcının istisna olduğuna açıklık getirmiş oldular. Kur farkları, 31-12'de bunlara değinmemiz lazım mutlaka. 31-12-2017'de 3.77 civarındaydı galiba dolar kuru. Yıl içerisinde 7.40'a çıktı. Geçici vergi dönemlerinde hepimiz yaşadık bu sıkıntıları. Ya çok büyük zararlar çıktı, banka o zararı istemiyor dedi bize işletmeler. Ya çok büyük karlar çıktı kurdaki artış nedeniyle. Bunu da mükellefler istemedi tabii vergi çıkardığı için. Biz böyle bir iki arada yerde kaldık. Kur farkları çok önemliydi bu yıl için. Kur farklarıyla ilgili de yeni torba yasada, dedim ya meclise sevk edildi. 30 Kasım'da meclise sevk edilen bir yasa var. Orada bir düzenleme yapılıyor. Bu yıllardır, hatta biz bunu algılamakta, biz burada seminerlerde hep anlattık da, biraz piyasada da uygulanmaz aslında. Kur farkı KDV'ye tabidir. Faturanın düzenlendiği tarihle ödemenin veya tahsilatın yapıldığı tarih arasındaki kur farkları KDV tabidir. Satıcı lehine kurda bir yükselme varsa satıcının KDV dahil fatura düzenlemesi lazım. Kur düşerse borçlu tarafın fatura düzenleyip kur farkını hesaplaması lazım. Bunu önce 105 numaralı tebliğ söyledi. Daha sonra katma değer vergisi uygulama genel tebliği söyledi. Biz mesela bir örnek yaşadık. 10 Ağustos'ta, hani o kara cuma var ya 10 Ağustos. 10 Ağustos'ta fatura düzenlenmiş. Döviz cinsinden belirlenmiş rakam, ödeme döviz cinsinden yapılacak. 10 Ağustos'ta ne yapıyoruz? 9 Ağustos'un kurunu alıyoruz. Ödeme de 13 Ağustos'ta pazartesi günü yapılmış. Bir tane işlemde yaklaşık 100 bin sterlin gibi bir işlemdi galiba, 175 bin lira kur farkı çıkıyor. Bunun satıcı tarafından fatura edilmesi lazım. Satıcıya söylediğinde satıcı hadi oradan diyor, ben niye sana fatura keseyim şimdi diyor. Cari hesabı bile kapatamıyorsunuz fatura kesilmezse eğer, çünkü fazla ödeme yapmış oluyorsunuz. Yani 500 bin ödeme yapmanız lazım 9 Ağustos'un kuruna göre. 13 Ağustos'un kuru 10 Ağustos oluyor. 10 Ağustos'ta acayip yükselmiş. 675 bin lira ödeme yapıyorsunuz kurdaki artış nedeniyle. Cari hesaplar dahi kapanmıyor. Burada bir faturalaşmanın kesinlikle olması gerekiyordu. Bunu önce 105 numaralı tebliği söyledi. Daha sonra KDV genel uygulama tebliği söyledi. Ama buna da dava açıldı. Tebliğe dava açıldı. Davada dendi ki, kur farkının KDV'ye tabi olduğu katma değer vergisi kanunu hiçbir yerinde yazmıyor dendi. Bu davada Danıştay ya yazıyor yazmıyor boş verin uzatmayın dedi, işte tebliğ çıkmış dedi, kur farkı hesaplansın dedi. Davayı açanlar vergi dava daireleri genel kuruluna gittiler, yani temiz ettiler bunu. Vergi dava daireleri genel kurulu Danıştay'ın kararını bozdu. Bozdu ama hüküm ihdas etmedi. Bozdu, geri gönderdi yeniden görüşün diye. Tam süreç o aşamadaydı. Maliye Bakanlığı da dedi ki biz bunu en iyisi sakata gelmeyelim, kanuna ekleyelim dedi. Katma değer vergisi kanunun 24 Taksim C maddesine hüküm ekleniyor. Kur farkları katma değer vergisine tabidir deniyor. Bu kanun yasalaştıktan sonra hiçbir tartışma olmayacak. Bundan öncesi için tartışma devam edebilir. Ama buradaki kur farkından kastımız şu. Fatura kesildi,
ödeme fatura tarihi ile ödeme tarihi arasında oluşan kur farkı. Ama döviz cinsinden bir alacağımız var. Döviz cinsinden bankada bir tutarımız var. Kasada bir tutarımız var. Bunu yıl sonunda değerliyoruz. Bu değerlemeden oluşan kur farkı elbette ki KDV'ye tabi değil. Tekrar ediyorum, KDV'ye tabi olan vergi doğuran olayla tahsilat veya ödeme arasındaki kur farkı. Bununla ilgili ciddi bir uğraş verdik. Odalarımızdan, meslek mensuplarımızdan bize özellikle çok saçmaydı. Yani devlet çok özür diliyorum ama hem matrah arttırımından ödemediysen ilk ikisini hem matrah arttırımından yararlanamazsın diyordu. Hem de diyordu ki borç borcun, borcu da tahsil edeceğim diyordu. Bu çok saçma bir şey. Yani yararlandırmıyorsan tahsilde etmemen lazım. Eskiden öyleydi. Bu 7143'te bu hale gelmişti. %42'ü yaklaşık bozuldu. Değerli dostlar, 7143 yapılandırmalarının ve matrah artırımlarının ilk iki taksit ödenmediği için %43'ü ortalamada bozuldu ve çok talep gelmeye başladı bize. Biz hatta dedik ki ya biz bununla uğraşıyoruz, ey TÜSİAD sen de uğraş, ey TESK sen de uğraş diye onlara yazılar da yazdık. Sonunda da başardık aslında. Plan bitiyor, hatta bizim hazırladığımız önergeye çok yakın bir metin. Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu'nda bu torba yasaya ilave edildi. Bozulan yapılandırmalar, 7143 yapılandırmaları geç ödeme zammıyla beraber Ocak 2019 sonuna kadar ödenebilecek. Bozulan matrah arttırımları yine geç ödeme zammıyla birlikte Ocak 2019 sonuna kadar ödenebilecek. Bozulmamış olsa bile Aralık var ya önümüzde. Aralık'ta SGK taksitleri var değil mi? SGK taksitleri de bir ay öteleniyor Ocak sonuna kadar. Ödenebilecek. Kasada 7 bin lira sınırına dikkat edin. Bir incelemelerde bakıyorlar bunu. Üstadım da belki bahsedecek. Ben vakit verirsem eğer, çok özür diliyorum. Bir saat oldu mu? Oldu. Tam bir saat oldu. Kasadaki 7 bin liraya dikkat edin. Excel'den bir tablo alın, onlara bakın. Dövizli kasaların efektif alış kuruyla değerlendiğini biliyorsunuz. Bunlara ilişkin değerlemelerdeki muhasebe kayıtları var. Geçen yıldan hazırladığımız değerli hocalarımın katkılarıyla beraber. Kasa ve ortaklar caride eğer fazla rakamlar varsa bunlara adat uyguluyorlar. Üstadım bahsedecek bunlardan. Adatın uygulanışı, adatın hesaplanması, adatın muhasebe kaydına. Özellikle borçlu hesap 131, adat faturasının kaydı veya adat gelirinin kaydında buna dikkat etmeniz. Bu tartışılır çünkü 131 olması gerekir. Bankalarda 31-12 vadeniz izleyen yıla sarksa dahi bankalardaki vadeli mevduatın reponun 31-12'ye kadar olan kısmını hesaplayıp bu yıl beyan etmemiz gerekir. Ve vademiz beyannameyi verdiğimiz tarihten önce ise eğer stopaj yapılmamış bile olsa stopajı mahsup edebiliriz. Örnekte gördüğünüz gibi 193 peşin ödenen ve vergiler ve fonlar hesabı çalışmış. Nasıl hesaplandığı, kısa dönem faiz tutarının hesaplanmış. Dava veya icraya verdiğimiz dönemde şüpheli alacak karşılığı ayırabiliriz. Kur farkları bu sene bak çok önemli, çok yüksek kur farkları var. Emtia ile ilgili oluşan kur farkları mal stoğa girdiği tarihe kadar malın maliyetine ilave etmek zorundayız. Daha sonra oluşanları ister gider yazarız, ister malın maliyetine dahil edebiliriz. Sabit kıymetle ilgili oluşan kur farklarını ilk yılın sonuna kadar oluşan kur farklarını maliyete ilave etmek zorundayız. Daha sonrakileri ister ilave ederiz, ister doğrudan gider yazabiliriz. Bunlar önemli, hani bankalar zarar çıkmasın, kur farkı var, maliyete yazabilir miyim? O soruların cevapları var aslında. Vergi Usulü Kanunu 238 MTI açısından genel tebliğ, Vergi Usulü 163 genel tebliğ, sabit kıymet açısından ciro primlerine ilişkin muhasebe kayıtları, duran varlıkları söyledik. Kanunen kabul edildi. Çok biliyoruz ama yanlış yapıyoruz. Ödenmeyen SGK primi gider yazılamaz. Aralık ayı Ocak'ta ödenebilir. O yazılır ama onun dışında ödenmeyen SGK primi gider yazılamaz. Ona ilişkin muhasebe kaydı. Örtülü sermayeyi biz burada seminer yaptık. Sadece örtülü sermayeyi anlattık. Transfer fiyatlandırması ile ilgili burada seminer yaptık. Sadece onları anlattık. Çıktı zaten. Sabotaj var. Evet. Bitti. Tamam, şöyle zaten bitti ama sonu bitti. Hayır bir dakika, bitmedi. Örtülü sermayeyi tespit edeceğiz. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımını tespit edeceğiz. Bakın 23 Ocak'a kadar tespit etmemiz lazım. 23 Ocak'tan sonrası çok geç çünkü bunlar yıl sonu itibariyle dağıtılmış kar payı sayılıyor.
23 Ocak'tan sonrası geç olabilir bunları tespit etmeniz için. Sadece hatırlattım. İşletmelerinize değer katın, fark yaratın. Örneğin nakit sermaye arttırımını deneyin. Bak sadece bir cümle, deneyin, bir bakın. Nakit sermayesini arttırın işletmenizin. Paraları varsa vardır o işletme sahiplerinin yastık altında paraları. Onları sermayeye ilave edin. O sermayedeki bu paranın belirlenen faiz oranının yarısını ömrünüz boyunca her yıl matrahtan düşüyorsunuz. Bunu anlatıyoruz, mükellef bile inanmıyor. Olur mu öyle şey diyor. Çok ciddi bir vergi avantajı. Nakit sermaye artırımıyla ilgilenin. Tekrar söylüyorum, ömrünüz boyunca her yıl matrahtan indirebiliyorsunuz. Finansman sıkıntısına çözüm aramak için böyle atıl sabit kıymeti olan, atıl taşınmazı olan firmalarda sat, kirala, geri alın yöntemlerine bakın. Onlara bir finansman imkanı sağlayın. Ben 12. yılımı tamamladım burada. Umarım Aralık 2019'da yine birlikte oluruz aynı yerde. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, sevgiler, iyi günler. TÜRMOB Genel Sayımanımıza, Sayın Emre Kartalon'la çok teşekkür ediyorum. Firmalarımıza fayda ve değer yaratacak hususlarda bize çok önemli bilgiler verdi. Kendisine bu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bir saatinde nasıl geçtiğini bu keyifli sunumdan dolayı anlamadık. Kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi sunumlarını yapmak üzere Baş Müfettiş Grup Başkan Yardımcım Sayın Emre Rendan'a sözü veriyorum. Söz sizin, buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Değerli katılımcılar, herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce bu seminerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Öncelikli olarak sunum planından bahsetmek istiyorum. İlk olarak vergi inceleme kriterleri nelerdir? Yani kimler incelenir? Vergi inceleme konuları nelerdir? Ve inceleme süreci ve inceleme sonrası dikkat edilmesi gereken özellikli hususlar nelerdir? Genel olarak bunlar tabii gri alanlar. Biraz açmakta ve anlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. İlk olarak kimler incelenir? Bunu tabii herkes soruyor incelemeden önce, bizi niye incelemeye aldınız diye. İki tane ana unsur var. Bir tanesi risk analiz merkezi tarafından seçilen mükellefler. Diğeri ise ihbar ve inceleme taleplerini değerlendirme komisyonu kararlarına istinaden incelenecek mükellefler. Yani bunun dışında, bu iki ana kriter dışında incelenmek mümkün değil. İlk olarak risk analiz merkezi nedir? Risk analiz merkezi Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nda kurulan bir birimdir. Şimdi bu risk analiz merkezinin esas aldığı kriterler nelerdir? En önemli kriterler mükellefin vermiş olduğu beyannameler, her türlü beyanname ve eki bilançolar, ayrıca dipnotları, tapudan almış olduğumuz bilgiler, bankalardan temin edilen bilgiler, motorlu taşıtlar kütüğünden alınan veriler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan veriler bizim risk analizimizi oluşturuyor. Bu veriler havuza toplandıktan sonra çeşitli algoritmalarla riskler tespit ediliyor. Buna göre de mükellefler incelemeye alınıyor. Kısa bir örnek vermek gerekirse bir potansiyel mükellefi ele alalım. Yani herhangi bir şekilde beyanı vesairesi yok. Sadece potansiyel bir mükellef. Ancak bu kişinin üzerine çok sayıda bir para hareketi varsa, çek tahsilatı, senet tahsilatı varsa ve bu kişinin de herhangi bir beyanname vermeme durumu söz konusuysa bu risk teşkil etmekte. Yani riskli mükellef olarak kabul edilmekte. Sadece kendisi değil, aynı zamanda bu potansiyel mükellefin sahip olduğu şirketler, ortağı olduğu şirketler, ayrıca çalıştığı şirketler de riskli mükellef olarak kabul edilir ve incelemeye alınır. Ya bir başka bir örnek vermek gerekirse, mükellefimizin yüklü miktarda KDV matrağı var, yüklü miktarda beyanı var, ancak ödenecek KDV'si bulunmamakta. Fakat bakıyoruz bu mükellefin çalışanları çok az, 3 kişi veya 5 kişi. Veya 20 tane çalışanı var ama naylon sigortalı dediğimiz kişilerden oluşuyor. Misal merkezi İstanbul'da ama kişilerin ikametgahına bakıyorsunuz. Şanlıurfa, Mardin veya Adana çıkıyor.
Aynı şekilde aktifine kayıtlı herhangi bir aracı bulunmamakta bu mükellefimizin. Binası bulunmamakta. 5 metrekarelik bir çalışma ofisi söz konusu. Yine bu aynı şekilde riskli mükellef kabul edilir ve sahte belge düzenleme, yani biz buna parti kodlu iş diyoruz, iş emri tanımlanır ve bu mükellef incelenir. Genel olarak bu e-denetim, başkan bey bahsetmişti e-denetimden, bu e-denetim dediğimiz veri bu. Tamamen objektif kriterlere göre belirleniyor. Burada önemli olan sizin vermiş olduğunuz beyannameler, yani beyannamenin tutarlı olması lazım. Beyannamenin ekinde misal, ortakları alacaklarda yüklü miktarda para var, kasada yüklü miktarda para var. Fakat gelir tablosuna bakıyoruz, herhangi bir faiz geliri yok. Bu başlı başına bir risk unsurudur. Veya transfer fiyatlandırmasında aynı şekilde bir beyan söz konusu ama buna ilişkin gerekli düzeltmeler yapılmamış, bu da bir risktir. O yüzden sizin vereceğiniz beyannameler çok önemli. Yine BABS formları çok önem arz ediyor. Bunun muhakkak mukayesesini yapın. BABS'deki uyumsuzluklar da başlı başına bir inceleme nedeni. Kesin demiyorum ama ağırlıkta bir inceleme nedeni kabul ediliyor. Şu anda 2016 yılında yaklaşık %17'si risk analiz merkezinden tespit edilen mükelleflerden oluşuyor incelemelerin. Fakat yıllar içinde bu artmak durumunda kalıyor. Yani e-denetimi özellikle devletin yani Maliye Bakanlığı'nın talep etmiş olduğu bir inceleme. Dediğim gibi objektif bir kritere göre belirleniyor ve hakkaniyetli bir inceleme olarak kabul ediliyor. İhbar ve inceleme taleplerini değerlendirme komisyonu kararı. Bu ihbar ve inceleme taleplerini değerlendirme komisyonundan ben kısaca bahsetmek istiyorum. Önceden bir iş emri doğrudan grup başkanlıkları ve veya vergi dairesi başkanlıkları tarafından tanımlanıyordu. 2012 yılında Ocak ayında ihbar ve inceleme taleplerini değerlendirme komisyonu kuruldu. Bunlar 3 kişiden oluşuyor ve yedek üyeler var. Bu inceleme taleplerinin tamamı bu komisyon tarafından değerlendiriliyor. Bu komisyon kararına göre bir mükellefin incelenmesine veya incelenmemesine karar veriliyor. Burada tamamen kamu yararı gözetiliyor. Aynı şekilde eğer ihbarlıysa ihbarcının hakları ve mükellefin hakları gözetiliyor. Ve ayrıca her türlü atıyorum talep dolayısıyla bir iş emri yaratılmıyor. Çünkü bu hem mükellef açısından bir maliyet hem de devlet açısından bir maliyet. Bunların hepsi göz önüne alınıyor. Şimdi ilk olarak ihbar ve şikayetlere istinaden, şunu baştan söyleyeyim, biz her türlü ihbara inceleme açmıyoruz. Bir kere ihbara ilişkin olarak ihbarcının isminin açık adresinin bulunması gerekiyor, imzasının bulunması gerekiyor ve her şeyden önemlisi konunun somut olması gerekiyor. Yani afaki şeylerden dolayı hiçbir şekilde iş emri açılamaz. Yani mesela bir vatandaş gidiyor alışveriş yapıyor, işte mağaza bana fiş vermedi veyahut da yemek yiyor bana fiş vermedi. Bu tip talepler gelmesi durumunda biz oturup da bunlardan dolayı bir iş emri yaratmıyoruz. Ha ne yapıyoruz? Biz bu talebi doğrudan vergi dairelerine gönderiyoruz. Vergi daireleri bu kapsamda yoklamalar yapıyor ve bu şekilde sonuçlandırılıyor. Ama dediğim gibi eğer çok somut içerikli ifadeler varsa, belgeler varsa, deliller varsa ve ihbarcı kendisini gizlemiyor ise biz kesinlikle iş emri açıyoruz. Dediğim gibi bu ihbar ve şikayet de ihbar ve inceleme taleplerini değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilip sonuçlandırılıyor. Bir diğeri teftiş, soruşturma, inceleme ve denetimler sırasında yapılan tespitlere istinaden müfettiş inceleme olurları. Şöyle söyleyebilirim, mesela bir müfettişimiz bir mükellefin 2017 yılını incelerken, misal gider kayıtlarından karşı tarafın gelire intikal ettirmediğini tespit ediyor. Bu durumda karşı tarafın incelenmesi amacıyla inceleme olur talep ediyor. Şunu baştan söyleyeyim, 2011 yılından önce müfettişlerin bir keyfiyeti vardı. Yani istedikleri mükellefi incelemeye alabiliyorlardı. Bu durum ortadan kalktı. Yani bir müfettiş bir mükellefi inceleyebilmesi için kesinlikle inceleme oluru talep etmek zorunda. İdareye bildirmek zorunda, komisyon tarafından değerlendirip ancak o şekilde incelemeye başlayabiliyor. Dediğim gibi müfettişler başka mükellefler nezdinde bir olumsuzluk veya bir vergi kayıp kaçağı tespit ederse bunu inceleme oluruyla talep edip incelemesini gerçekleştiriyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından intikal eden ve doğrudan veya dolaylı olarak vergisel konuları içeren inceleme ve denetim raporlarıyla inceleme talepleri. Şöyle örnek verebiliriz. Bir iş müfettişini ele alalım. Yapmış olduğu incelemelerde çalışanlara elden ücretin ödendiğini tespit ediyor. Malumunuz iş müfettişlerinin vergi inceleme yetkisi olmadığı için vergisel açıdan değerlendirilmek üzere düzenlemiş olduğu raporu bize gönderiyor. Bu kapsamda da biz inceleme yapıyoruz. Yine vergi dairelerinden gelen inceleme talepleri. Bu ağırlıkta arkadaşlar iadelerden kaynaklı inceleme talepleri oluyor. Malumunuz bazı iadeler YMM raporlarına istinaden veya mahsuben yerine getirilmekte. Kimi zaman bu YMM raporlarında bazı eksiklikler dolayısıyla vergi daireleri yazı gönderiyorlar. Şu eksikleri tamamla şu tarihe kadar diye. Maalesef gözden kaçıyor. Bu talepler eğer cevap verilmez ise vergi dairesi incelenmek üzere bize gönderiyor. O nedenle mümkün olduğunca vergi dairelerinden gelen
talep yazılarına süresine cevap verelim, eksikse cevap verelim. Ay şimdi şunu da kabul etmek lazım. Kimi zaman gerçekten mükellef ayrıntılı bir izah vermesine rağmen vergi dairesi bize gönderiyor incelensin diye. Fakat biz bu incelemeleri geri çeviriyoruz. Yani bunu vergi dairesinin sonuçlandırmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi yani vergi incelemesinin çok ciddi bir maliyeti var. Hem mükellef açısından hem devlet açısından. Yine mahkeme ve savcılık takipli incelemeler oluyor. Kendilerinin bizzat istemiş oldukları incelemeler. Bir de vergi müfettişleri tarafından riskli olduğu düşünülen sektörlere yönelik düzenlenen görüş ve öneri raporları ayrı bir inceleme olur. Mesela bir turizm sektörünü ele alalım. İşte bu alkollü olup olmamasına göre değişiyor. %8, %18 KDV oranı. Eğer burada tüm bu turizm sektöründeki mükellefler bir hatayı ortak yapıyorlarsa bu sektördekilerin hepsinin incelenmesi amacıyla müfettişimiz bir inceleme talep ediyor ve bu kapsamda incelemeler yerine getiriliyor. Dediğim gibi iki kriter var. Bir risk analiz merkezi ve ihbar inceleme talepleri değerlendirme komisyonu kararları. Bunun dışında hiçbir müfettişin inceleme yapması mümkün değil. Şimdi inceleme konularına gelirsek, genelde bu inceleme başlama tutanaklarında sizin karşınıza geliyor. Beş tane ana başlık var. Genel inceleme, iade incelemesi, veraset ve intikal vergisi incelemesi, sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma. Şimdi genel incelemeye bakarsak müfettişlerden gelen inceleme olurları. Dediğim gibi müfettiş inceleme yaparken başka mükellefler hakkında bir vergi kayıp kaçağı bulursa inceleme olur talep ediyor. Bu inceleme talebi ihbar ve inceleme talepleri değerlendirme komisyonu tarafından sonuçlandırıldıktan sonra incelemeye sevk ediliyor. Dediğim gibi her talepte illa inceleme olacak diye inceleme olması mümkün değil, söz konusu olmuyor. Kimi zaman ihbar ve inceleme talepleri değerlendirme komisyonu bu incelemenin verimsiz olabileceğini, gereksiz olabileceğini veya yoksul olabileceğini karar verebiliyor. Yine risk analiz tabanlı incelemeler, biraz önce bahsetmiştim. Yine kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler, kayıt dışı alış satış, gider fazlalığı ve ihbar. Bunlar genel incelemelerin konuları. İade incelemesini bahsetmiştim. Kimi zaman YMM raporuna istinaden iadeler alırken, kimi zaman da bazı mükelleflerimiz nakden iade talep ediyorlar. Biz buna iade incelemesi diyoruz. İnceleme başlama tutanağına bahsedeceğiz. İade incelemesi olarak geçiyor. Veraset ve intikal vergisi incelemesi. Esasında bu şirketleri ilgilendiren bir inceleme değil. Muhrisin yani ölen kişinin sahip olmuş olduğu şirketlerin değerinin tespitine ilişkin olan bir inceleme. Bu inceleme dolayısıyla zaten mükelleflere herhangi bir tarihe söz konusu olmaz. Sadece ölen kişinin muhrisin veraset ve intikal vergisi beyannamesine veri teşkil eden incelemelerdir. Sahte belge düzenleme zaten malumunuz. Yine sahte belge kullanma, bunlar da inceleme konuları. Buradan sadece sahte belge düzenleme ilişkin olarak şunu söylemek istiyorum. Sahte belge düzenleme herhal takdirde tam incelemedir. Yani bir mükellef sahte belge düzenleme yönünden inceleniyorsa tam anlamıyla A'sından Z'sine her şeyine bakılır. Şimdi inceleme sürecinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak inceleme görevinin verilmesi. Daha önce de söyledim. Bir müfettişin inceleme görevi olmaksızın incelemeye başlaması mümkün değil. Muhakkak o müfettişe inceleme görevinin yazılı olarak verilmiş olması gerekiyor. Yani sözlü, şifahen herhangi bir şekilde inceleme söz konusu değil. İkincisi incelemeye davet yazısı. Bu malumunuz mükellefe yazılması gereken bir yazı. İşte inceleme başlama tutanağının düzenlenmesi için gerekli. Ya açıkçası kimi zaman müfettişlerimiz bu incelemeye davet yazısını yazmıyor. Şifahen mükelleften rica ediyorlar. Mükellefimiz de icap ediyor ve tutanak düzenleniyor. Ama esas olan incelemeye davet yazısının olması. Dediğim gibi incelemeye davet yazısında eğer şifahen ise bir talep gelirse o sizin artık keyfiyetinize kalmış. Şifahen talebe genelde mükelleflerimiz uyuyor ama şunu da diyebilirsiniz. Kardeşim ben yani gelemeyeceğim. Bana bir yazı yazın. Ona göre bir tarih belirleyelim. Ona göre inceleme tutanağı düzenleyeyim diyebilirsiniz. Bu durumda incelemeye davet yazısında herhal takdirde mükellefe veya yetkilisine 15 gün süre verilmesi gerekiyor. Bu davet yazısından sonra inceleme başlama tutanağı düzenleniyor. Onu daha sonra değineceğim. Sonrasında defter ve belgeleri istiyoruz. En sonunda inceleme tutanağı düzenleniyor. Sonrasında tutanağa istinaden rapor düzenleniyor. Bu raporumuz rapor değerlendirme komisyonu veya merkezi rapor değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlanıyor. Sonuçlanması sonrasında tarih öncesi uzlaşma, tarih sonrası uzlaşma veya dava açma hakkı mükellefimizin takdirindedir tabii ki. Şimdi vergi incelemesine başlama. Bu çok önemli bir olay. Malumunuz 6009 sayılı yasayla geldi. Vergi incelemesine incelemenin tabi olan nezdinde düzenlenecek inceleme başlama tutanağı ile başlanıyor. Tutanağın mükellefle beraber imzalandığı tarih inceleme başlama tarihidir. Bu tarih önemlidir. Malumunuz tam incelemede bir yıldır.
Sınırlı incelemede 6 yıldır, pardon düzeltiyorum 6 aydır. Duruma göre her iki incelemede de 6 ay ek süre verilir. Bu sürenin başlangıcı inceleme başlama tutanağının imzalandığı tarihtir. İncelemeye başlama tutanağının mükellef tarafından imzalanmaması, mükellefimizin böyle bir hakkı var. İmzalanmazsa ne olur? Yani imzalanmazsa mükellef herhangi bir şekilde bir cezai müeyyideye maruz kalmaz. Bu durumda eğer incelemeye başlama tutanağı imzalanmaz ise eğer denetim elemanı tarafından bu keyfiyet tutanağı işlenir. Bu tutanak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih incelemeye başlama tutanağının başladığı tarihtir. Ayrıca her ne kadar mükellef imzalamasa bile bu tutanağın bir örneği herhal takdirde mükellefe ulaştırılır. Şimdi inceleme başlama tutanağının muhteviyatı nedir? Nezdinde inceleme yapılanın kimlik bilgileri, ünvanı, adresi ve faaliyet konusu ve e-mail bilgisinin bulunması gerekiyor. Burada bu adres ve e-mail bilgisi çok önemli. Malumunuz gerek taslak tutanak olsun, gerek rapor değerlendirme komisyonu dinlenme talebi olsun, gerekse rapor özeti olsun, bu e-mail adresine ve portala gönderiliyor. Yani ulaşma açısından bu bilgiler çok önemli. Şimdi incelemenin türü iki tanedir zaten. Bir tam ve sınırlıdır. Tam incelemeler bir yıldır, sınırlı inceleme 6 aydır süresi. Dediğim gibi inceleme başlama tutanağıyla beraber başlar. Şimdi incelemeye alınma gerekçesi, açıkçası inceleme başlama tutanağında bunda çok bir ayrıntı yer almaz. Bu gerekçede sadece müfettişe verilen inceleme yazısının tarihi ve sayısına yer verilir. İncelemenin konusu önemli. Burada işte dediğim gibi genel inceleme olabilir, sahte belge düzenleme olabilir, sahte belge kullanma olabilir. Bunlara yer verilir. Ayrıca vergi türlerine de yer verilir. İncelemenin dönemi 2016 yılı, 2017 hangi yıl inceleniyorsa yine bu da önemli bir durum. İnceleme dairede yapılacaksa buna ilişkin nezdinde inceleme yapılanın muvakkatı ve tutanağın düzenleme tarihi ve yerine yer veriliyor. Ya burada önemli bir husus var açıkçası. Eğer sizin mükellefinize herhangi bir konuda özelge verilmiş ise bunu muhakkak inceleme başlama tutanağına işletin. Bunu sunmanız önemli çünkü bu incelemenin sonrasında önem arz ediyor. Şimdi inceleme başlama tutanağı zaten hepiniz görmüşsünüzdür. Bir portalımız var ve inceleme başlama tutanağımız var. Altta şu kırmızı ekranda görüyorsunuz. O sorgu numarası önemli. O sorgu numarasına göre siz gerekli takibatları yapabilirsiniz. Şimdi defter belge ibrazı, mükelleflerden defter ve belge ibrazı yazılı olarak yapılması esastır. Yine dediğim gibi kimi zaman bazı müfettiş arkadaşlarınız şifahinde talep ediyor. Sağ olsun mükellefler de buna uyuyorlar. Ama esas olması gereken defter belgenin yazılı olarak talep edilmesi. Malum eğer defter belge ibraz edilmezse bu yazınındaki tarihin geçerli söz konusu. Her ne kadar şifahen siz defter belgenizi ibraz etseniz bile muhakkak bunu tutanakla alın ve tutanakla verin. Çünkü sadece biz inceleme yapmıyoruz. Mesela Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da incelemeye tabi olabilirsiniz veya başka kurumlardan da. Bu defter belge ibraz yazısı en azından sizi sağlam alan bir yazıdır. Sonrasında herhangi bir sıkıntı olmasının önüne geçer. Tabii kimi zaman elektronik ortamda da talep edebiliriz. Onda da bir sıkıntı yok. Şimdi defter ve belge ibraz etmemenin yaptırımları nelerdir? Yazılı olarak hiçbir gerekçe göstermeksizin, daha doğrusu yazılı olarak yapılan bir tebligat sonrası hiçbir gerekçe göstermeksizin defter ve belge ibraz edilmezse ilk olarak mükerrer 355. madde uyarınca özel üstü cezası kesilir. Matrağınız resen takdir edilir ve tarih edilen vergiye 3 kat vergi ziyan cezası uygulanır. İlgili dönem KDV'leriniz reddedilir ve vergi kanunu 359. maddesi uyarınca kaçakçılık cezasına ilişkin olarak suç duyurusunda bulunur. Ya burada özellikle bir durum var. Malumunuz bazı mükelleflerimiz matra artırımında bulundu. Açıkçası matra artırımında bulunan bir mükelleften de biz defter belge istemeyiz. İsterler evet. Ancak şöyle bir olay var. Matra artırımında bulunmak defter belge ibrazına engel değil. Genelde isteme nedeni şudur. Karşıt incelemedir. Kimi zaman oluyor. İade incelemesi dolayısıyla diğer firmalardan biz defter belge istediğimizde bizim matra artırımımız var. Defter belge ibraz edemeyiz diyorlar. Şöyle bir durum söz konusu. Karşıt incelemede zaten bir vergi incelemesi gibi değil, teyit amaçlıdır. Defter belge ibrazı etmekte fayda var. Eğer matra artırımda bulunsa bile herhangi bir sebeple defter belge ibraz edilmezse bir özel üstlük cezası kesilir ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Ancak herhangi bir tarihiyat olmaz. Ne bileyim bir KDV tarihiyatı veyahut da kur matra takdiri söz konusu değil. Yani bu nedenle sizden ricam hani karşıt inceleme bile olsa defter belge ibrazını edin. Yani bunun bir herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten biz tarihiyat veya bir vergi incelemesi de yapamıyoruz. Ama şu bir gerçek.
matrah artımı varsa kesinlikle vergi incelemesi yapamayız. O vergi incelemesi değildir. Sadece teyit amaçlı defter belge ibrazdır. Şimdi denetim elemanı incelediği dönem haricinde başka hesap dönemine ilişkin olarak defter veya bilgi belge talep edebilir mi? Şimdi inceleme başlama tutanağı önemli demiştik. İnceleme başlama tutanağını alıyoruz. İnceleme başlama tutanağında dönem 2016 yılı, konusu ise sahte belge kullanma. Şimdi denetim elemanı dedi ki ya benim sahte belge kullanma 2016 yılı. Ben gayrimenkul satış kazancı istisnası var. Beyanname indirim konusu yapılmış veya iştirak kazancı istisnası var. Veya yurt dışından elde edilen bir kar payı söz konusu. Ben bunlar ilişkin mükelleften bilgi talep ediyorum. Şu şartlarda edemez. Yani sahte belge kullanma gerek konusu gerekse yılın dışına çıkamaz. Ya diyelim ki müfettişimiz böyle bir vergi kayıp kaçağı tespit etti. İştirak kazanç istisnası ile ilgili olarak. Muhakkak böyle bir hususu tespit ederse öncelikli olarak idareye bildirmesi lazım. İnceleme oluru alması lazım. Bu inceleme oluru ihbar ve inceleme talepleri değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi lazım. Eğer uygun görülürse ve iş emri verilirse, inceleme görevi verilirse ancak o zaman bakabilir. Dediğim gibi sahte belge kullanma dolayısıyla müfettişimiz herhangi bir şekilde bir diğer konularla ilgili olarak bilgi veya belge isteyemez. Ha o zaman ne olur? İnceleme olurunu aldı diyelim. Daha önce sahte belge kullanma yönünden bir inceleme başlama tutanağı vardı. Aynı yıla ilişkin olarak ikinci bir inceleme başlama tutanağı olur. Ayrı bir süreç başlar. Ya bunun birkaç istisnası var. O da şudur. Misal 2016 yılında tam inceleme olduğunu farz edelim. Dediğim gibi tam incelemede A'sından Z'sine her türlü bilgi, belge, müfettiş isteyebilir. Ancak sınırlı incelemede sade konuyla sınırlıdır. Misal 2016 yılı tam olarak inceleniyor. Bir amortisman kaydı var. Amortismanın temeline baktığınızda bu iktisadi kıymet 2014 yılında kanuni kayıtlara intikal etmiş. Konuyla ilgisi olduğu için müfettişimiz bu konuyla ilgili olarak bilgi talep edebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yine aynı şekilde 2016 yılında bir iade incelemesi var. İndirimli orandan kaynaklı teslimler 2015 yılına ilişkin. Yine bu konuyla ilgili olarak da müfettişimiz bilgi talep edebilir. Ama dediğim gibi onun dışında konunun dışında herhangi bir şekilde bilgi belge talep edemez. Denetim elemanı incelediği dönem veya konunun dışına çıkabilir mi? Vergi inceleme raporu düzenleyebilir mi? Eğer sizin 2016 yılınız inceleniyor ise müfettişimiz inceleme başlama tutanağı olmaksızın diğer yıllara ilişkin hiçbir şekilde rapor falan düzenleyemez. Dediğim gibi eğer başka yıllarınızı inceleyecekse ona göre inceleme olur yazması lazım. Talebin uygun görülmesi lazım. O şekilde ancak inceleyebilir. Yine bunun da birkaç istisnası var. Misal 2016 yılının sahte belge kullanma yönünden incelendiğini kabul edelim. Müfettişimiz dedi ki ya bunda kaçakçılık yok ama KDV reddiyatı söz konusu. 2016 yılında son iki döneme devreden KDV'ler yüksek oranda. 2017 var, 2018 var. 2018'in Aralık ayında ödenecek KDV çıkıyor. Bu durumda müfettiş 2016 yılına, 2017 yılına ve 2018 yılına rapor düzenleyebilir. Bir de bunun bir başka istisnası var. Şimdi müfettişimiz 2016 yılını inceliyor. Bir gelir kaydı var. Fakat geliri müfettiş mükellef 2016 yılında değil de 2017 yılına kayıttan intikal ettirmiş. Bu durumda denetim elemanı diyor ki hayır diyor bu diyor 2017'nin diyor geliri değil 2016 yılının geliri. Tabii burada bir dönem kayması oluyor. Denetim elemanı 2016 yılına rapor yazar ama aynı denetim elemanı 2017 yılında da düzeltme yapmak durumunda. Yani fazla ve yersiz ödenen bir vergi varsa 2016 yılındaki rapor kesinleşirse 2017 yılında mükellefe iade etmesi gerekiyor. Ve bunun için de herhangi bir şekilde inceleme oluna falan gerek yok. Bu zaten mükellef lehine olan bir uygulama. Yani dediğim gibi eğer böyle bir durum söz konusuysa fazla ve yersiz ödenen bir vergi varsa bunu re'sen talep edin. Yani gözden kaçsa bile. Şimdi inceleme tutanaklarına yer alacak hususlar genel olarak tutanağın düzenlenme tarihi yeri. Bunları ayrıntı olarak girmek istemiyorum. Ama burada birkaç tane husus var. Önemli olan taslak tutanak. Yani benim gözlemlediğim mükelleflerimiz maalesef bu taslak tutanaktan fazlaca faydalanmıyorlar. Esasında çok önemli bir husus. Size tutanak imzalanmadan iki gün öncesinden tutanak taslağının tebliğ edilmesi lazım. Bunu mükellefin bizzat yazılı istemesi gerektiği söylense de genelde şifahen de olsa yerine getiriliyor ama herhal takdirde ya bu imkandan yararlanın. Dediğim gibi burada inceleme başlama tutanağındaki e-posta adresi çok önemli.
Taslak tutanağı alırsanız en azından 2 gün boyunca bir düşünme ve değerlendirme fırsatınız olur. Çünkü yıllar öncesinde biz inceleme yaparken Patya Mükellef'in önüne bir tutanağı koyuyorduk. 20-30 sayfa. Adamcağız 1 saat 2 saat içinde okuması da mümkün değildi. İmza atıp gidiyordu. Yani en azından bu bir fırsattır. Bunu değerlendirmekte fayda var. Fakat sizin talep etmeniz lazım. Yani müfettiş reysen size göndermez taslak tutanağı. Bunu yazılı olarak talep ederseniz bu imkandan faydalanırsınız. Yine rapor değerlendirme komisyonları tarafından dinlenme talebi var. Bence bu da çok önemli bir faydalanma kriteri. Genel olarak maalesef bu rapor değerlendirme komisyonlarına dinlenme talebini de çok fazla mükelleflerimiz kullanmak istemiyorlar. Onlardaki bakış açısı işte körler sağırlar birbirini ağırlar gibi düşünüyor. O da denetim elemanı, o da denetim elemanı. Yani bunlar zaten aynı servise biniyorlar, aynı lojmanda kalıyor. Öyle bir şey kesinlikle yok. Gerçekten böyle bir şey söz konusu değil. Gerçekten de denetim elemanın gözden kaçan bir şey varsa ve hukuk aygırıysa rapor dinleme değerlendirme komisyonlarında yapılan görüşmeler raporun süreci anlamında çok ciddi bir etki yaratıyor. Bu rapor değerlendirme komisyonlarındaki dinlenme talebinden muhakkak yararlanın derim. Yine tarih öncesi uzlaşma, bunun da tutanaklarda yer alması gerekiyor. Şimdi mükellefimiz tutanağı imzalamak zorunda mı? Hayır. İlgililer tutanakları imzalamaları için zorlanamıyorlar. Yani önünüze tutanak koydu, ben bu tutanağı imzalamak istemiyorum diyebilirsiniz. Ya bunun yaptırımı nedir? Herhangi bir ceza yaptırımı yok. Sadece tarih öncesi uzlaşmadan yararlanamazsınız. Bir de defter belgelerinizi teslim alamazsınız. Bu defter belgeler vergi dairesine gönderilir. Tutanağı imzalarsanız defter belgenizi alabilirsiniz. Veyahut da inceleme sonuçlanır. Ha, kimi zaman kabul de olabilir, tarihat da olabilir. Bu tarihat kesinleşmesi durumunda veya kabul raporu çıkması durumunda tekrar defter ve belgenizi alırsınız. Bir de şu inceleme başlama tutanaklarında şu da önemli. İtirazlarınız varsa bunları muhakkak tutanağa işletin. Ancak şöyle bir şey var. Bazıları diyor ki tutanak 10 sayfa. Ben diyor tutanağın tamamına diyor itirazım var diyor. Ha, böyle bir şey yok. Yani itirazı kayıtla beyanname imzalanamaz. Eğer itirazınız varsa tutanağı işletin. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ama ben küllen hepsine karşıyım diye böyle bir şey mümkün değil. Bir de özelge hususu çok önemli. Yani kimi zaman mükellefle denetim elemanı bazı konularda anlaşamayabilir. Misal hastaneler ele alalım. Hastaneler tarafından doktorlara ödenen bir bedel var. Denetim elemanı der ki bu ücrettir. Mükellef der ki hayır serbest meslek kazancı. Böyle bir ayrım söz konusu. Bu esnada sizde bir bulunuz, özelge veya mükteza sizin lehinize. Eğer böyle bir durum söz konusuysa bunu muhakkak tutanağa işletin. Bu çok önemli bir husus. Çünkü özelgeye aykırı olarak denetim elemanı rapor düzenleyemez. Dediğim gibi lehinize ise tabii aleyhinize ise başka da. Lehinize ise muhakkak faydalanın. Ve böyle bir durum olursa ne olur? Yani denetim elemanı dedi ki bu ücret olmalıdır. Mükellef dedi ki serbest meslek kazancı. Sizde müktezada lehinizde serbest meslek kazancı olduğuna dair gelir idaresinden bir görüş var. Bu durumda denetim elemanı bu özelgeyi alır, raporunu düzenler. İki tane RDK'mız vardır. Bir rapor değerlendirme komisyonu, bir de merkezi rapor değerlendirme komisyonu. Merkezi rapor değerlendirme komisyonu Yargıtay gibi en üst seviyedir. Müfettiş raporunu yazar, doğrudan merkezi rapor değerlendirme komisyonuna gider. Eğer özelge kanuna aykırıysa, gelir idaresi tarafından da verilmişse, bu durumda gelir idaresinden görüş alınır. Bu kapsamda özelgenin bir bağlayıcılığı kalmaz. Eğer özelge dediğim gibi kanuna aykırı verilmiş ise, bu durumda tarihata dönüşebilir. Ama ağırlıkta benim gördüğüm kolay kolay verilen bir özelgelerde pek de yani hukuka aykırı diye bir karar çıktığını görmedim. O nedenle özelge olması büyük bir avantaj. Eskiden özelgeler bizi bağlamıyordu. Sadece özelge o mükellefe verilmişse onu bağlıyordu. Herhangi bir mükellef hakkında verilmiş özelge olsa bile ve lehinize ise muhakkak tutanağı işletin. Dediğim gibi hani bizim de gözümüzden kaçabilir. Bu önem arz etmekte. Bir de özelgelerde maalesef şöyle bir şey oluyor. Gelir idaresi farklı kararlar vermiş olabilir. Örneğin 2014 yılında bir özelge var. Başka demiş. 2015 yılında başka demiş. 2018'de başka demiş. Bu durumda en güncel özelge hangisi ise biz onu dikkate alırız. Yani buna da dikkat etmekte fayda var. Şimdi incelemenin tamamlanmasına gelirsek, vergi inceleme raporlarının rapor değerlendirme komisyonlarına intikal ettirilmek üzere ilgili inceleme ve denetim birimine teslim edildiği tarih incelemenin tamamlandığı tarihtir.
İncelemeye başladık diyelim, sınırlı inceleme. 6 ay bitti. Dediğim gibi 6 ay ek süre daha var. Rapor bittikten sonra rapor değerlendirme komisyonuna sevk edilmek üzere denetim birimine, grup başkanına teslim edilirse inceleme biter. Şunu da belirtmek isterim ki bu süreçlerin tamamını portaldan takip edebilirsiniz. Ayrıca grup idaresinin de sizi bilgilendirmesi lazım. İncelemeniz tamamlandı, RDK'ya sevk edildi diye. Bunu da takip edersiniz. Bazen şöyle bir şey oluyor. Ya diyor, üzerinden diyor 2 yıl geçti diyor. Şimdi arkadaşlar hesaplıyor. İnceleme başlama tutanağı işte şu tarihte başladı. Üzerine 6 ay koyuyor. Dediğim gibi inceleme süresi uzarsa, ek süre verilse bile yine aynı şekilde biz mükellefi bilgilendiriyoruz. Bu sürenin uzamasının nedeni şundan kaynaklı. 6 aylık süre geçti. Ek süre de verildi. 3 ay, 9 ay. RDK'ya sevk edildi. RDK'ya sevk edildiği zaman inceleme halen devam ediyor. Nedir? RDK'nın 2 ay süresi var. 2 ay değerlendirme süresi. Bu 2 aylık sürenin son gününde şunu yapabilir rapor değerlendirme komisyonu. Der ki ya der, bu incelemede eksiklikler var. Müfettişe 5 ay daha süre verebilir. Yani o birazcık açık bir alan. Bu 5 ayda uzatmış olabilir. Yani dediğim gibi inceleme başlama tutanağının tarihinden itibaren 6 aya getirdiğiniz zaman çok sağlıklı olmuyor. Dediğim gibi rapor değerlendirme komisyonunda 2 ay bir okuma süresi var. Diyelim ki son gününde ayrıyetten rapor değerlendirme komisyonu 6 ay bir süre daha verebilir müfettişe. Bu da 2 yıla kadar tekabül edebilir. Ama dediğim gibi sürecin her konusunda grup idaresi size bilgi vermesi gerekiyor. Yine önemli bir şey rapor özeti. Rapor değerlendirme komisyonlarınca dinlenme ve rapor özeti. Dediğim gibi rapor değerlendirme komisyonunda sizin talebiniz olabilir. Bu durumda RDK ile beraber size rapor değerlendirme komisyonu özetini gönderir. Özet nedir? Size kesilen cezalara ilişkin olarak bilgiler. Mesela özel üstlük cezası veyahut da şu kadar tarhiyat veyahut da işte şu kadar ceza. Bunları görebilirsiniz. Hangi konuları yazdığından hemfikir olabilirsiniz. Bunu hem portaldan görürsünüz hem de bahsetmiş olduğunuz, belirtmiş olduğunuz inceleme başlama tutanağındaki e-mail adresine bu bilgi gelir. Bu çok önemli bir olay. Daha önceden biraz bizim evet özetlerde eksikliklerimiz oluyordu. Çok ayrıntılı verilere yer verilmiyordu. Ancak son dönemde yapılan çalışmalarla rapor değerlendirme komisyonlarında, daha doğrusu rapor özetlerinde çok ayrıntılı bilgilere yer veriliyor. Dediğim gibi rapor elinize gelmeden her türlü veri hakkında bilginiz olabilir. Ona göre de dava açma hakkıdır veya uzlaşma hakkıdır değerlendirme fırsatınız olur. Yine bu portalda görebileceğiniz, ulaşabileceğiniz bilgiler yer alıyor. Neden incelendiniz, inceleme gerekçesi, uzlaşma talebinizin olup olmadığı buralardan yer verilebiliyor. İnceleme süreci hakkında bilgi talebi. Mükellefler incelemenin her aşamasında bilgi talep edebilirler. Onda hiçbir sıkıntı yok. Hangi grup başkanına inceleniyorsanız veyahut da vergi dairesine inceleniyorsanız, hangi aşamada bilgi istiyorsanız yazılı olarak başvurmanız durumunda herhal takdirde size bilgi verilebilir. Bir de önceden şöyle bir sıkıntı oluyordu. Bazı incelemelerde kabul ile sonuçlanıyordu. Bu durumda kabul raporu mükelleflere ulaştırılmıyordu. Bu da çok ciddi bir sıkıntıya yer veriyordu. Yani mükellef raporuna ulaşmak istiyor. Çünkü niye ben incelenmişim diyor. Eğer diyor eleştiri gerektirir bir husus yoksa bana bildirin. Bu bildirim yapılmıyordu. Biz sadece ihbarnamenin 2 olması dolayısıyla tarihatlı raporları gönderiyorduk. Kabul raporlarını göndermiyorduk. Artık bu süreç değişti. Kabul raporunu da size veriyoruz. Gerekli görülmesi durumunda eleştiri gerektirir bir husus yoksa ayrıca yazılı olarak bildiriliyor. Ben teşekkür ediyorum. Çok fazla ayrıntıya girmeden, sıkmadan anlatmaya çalıştım. Teşekkürler, sağ olun. Sayın Emre Ren Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel bilgilendirmelerinden dolayı. Oturumumuza 15 dakika ara veriyoruz. 15 dakika aradan sonra sizlerin gelen, yazılı olarak gelen sorularınıza cevaplandırarak oturumumuzu kapatacağız. Aradan sonra görüşmek dileğiyle.